Modern Sabahlar. Modern Sabahlar. Modern Sabahlar. İyi kalp insanlar, hepinize günaydın. Joy Türk'te Modern Sabahlar başladı. Çok değerli bir ekiple karşınızdayız bu sabah. Fahir ve babasının evine hırsız giren Oktay Demirci bizlerle birlikte. Hoş geldiniz. Geçmiş olsun bir kez daha. Hoş bulduk. Geçmiş hoş bulduk. Olsun Oktay Demirci. Teşekkür ederiz. Sağ olunuz efendim. Teşekkür ederiz. Ya onlar cümleten diyoruz. Ay, bu insanların Demirci ailesiyle alıp veremediğine ben onu anlayamadım. Resmen üzerimize oyunlar oynanıyor. Vallahi bu Demirci ailesi, hatta sülalesi. Yani bu nedir bu ya? Bu kaçıncı hırsız ya? Bu kaçıncı vallahi billahi kaçıncı ya? Kaçıncı hırsız? Bu ilk galiba. İlk galiba. Tabii canım, yani çok eskiden bir 15-20 sene önce bir kere daha böyle bir olay hatırlıyorum ben. Ay vallahi çok sinir bozucu ve çok geçmiş olsun ya. Çok sinir bozucu gerçekten ya. Hakikaten hiç kimsenin başına gelmesin yani. Çok öyle bir maddi kayıp olmamakla birlikte bütün eşyaların talan edildiği bir ortam. Annem burada değil de. Annem burada değil. O büyük buradan avantaj. Dün biz annemin ve babamın evine girmemiş olan hırsızlara duyurulur. Annem burada değil, babam da gündüzleri evde olmuyor. Ya şimdi annen de olsaydı o bir başka hassasiyetleri olacaktı. Ay, bütün çamaşırlarıma dokunmuştur şimdi onlar falan diye, ama babanın çok umurunda olacağını zannetmiyorum. Tabii canım. O hassasiyet bizde biraz ters. Tam ters mi? Tam ters. Babamın biraz o tip hassasiyetleri var. Aman dedi annem. Telefonda konuştuğum kadarıyla. Baba donlarım da donlarım mı dedi. Ay öyle oldu. Ay, ama vallahi, tamam. Hakikaten çelik kapı, efendim çift kilit sistemleri falan filanlar, onların ne kadar güzel sistemler olduğu lütfen, ve insanı şimdi kendini güvende hissettirdiği ortaya çıktı. Yani bu çelik kapı sistemlerinin sunduğu Modern Sabahlar, hangi çelik kapı sistemleri Fabi? Aynen olursa diye diyorum. Vallahi hakikaten. Hayır, öyle bir şey olursa zaten bir şey. Onlar korur canım. Onlar koruyor biz. O zaman onlara bakarız yani. Ona yani, bakarız yani. O zaten bu çelik kapı değildir. Hmm. Bu çelik marka kapı olarak. Vallahi bu başka çok bir şeymiş. Bu kandırmışlar siz ya. Piyasada çok öyle dolandırıcı var. Maalesef. Halbuki şöyle güzel sağlam bir çelik kapı olsaydı, şimdi marka veremiyorum. Versem aslında ne güzel olur da, güzel bir sağlam bir çelik kapı olsa çok iyi olurdu. Yani çelik kapı lazım diyorsun yani. Sağlam bir çelik kapı lazım ya. Her eve ve de bazen bir programa, değil bana mi? Da. Peki. Çok teşekkür ederiz. Ege ne güzel. Umarız dileklerin gerçek olur falan. Ben şey söyleyeceğim ya. Ben sanki duyumlar alınmış da şey yapılmışım. Ege de böyle seni dinliyor değil mi? Güzel bir neşveyle dinliyor. Doğru bir de böyle. Belki adam doğru çağırıyordur. Nereden bileceksin? Vallahi işte çağırıyor zaten gelir de. O çağrıya senin zevkle zevkle izlemen o çağrıyı enteresan geldi. Sonuçta yayıncıyız biz. Evet. Buradan sadece içeri kapıcıları değil, her sektör önde gelen, parası olan herkese de selam olsun diyoruz. Selam olsun diyoruz. Neden olmasın ki diyoruz. Evet tabii canım. Allah evet. Allah diyoruz. Ay evet, hakikaten çok teşekkür ederim geçmiş olsun dilekleriniz için. Bugün 19 Aralık 2017, kaba bir hesapla 12 gün cük kaldı. Vallahi şu 2017 gün değil, güncük. Güncük. Hakikaten kazasız kapatacaktınız Demirci sülalesi olarak. Son dakika nazar değdi be Oktay. Aman bunun da atlatmış olun. Aman bunu da atlatmış olun ya. Yani hiçbir şey değil. Vallahi ya. Billahi. Geçmiş yani, olsun. Doğru söylüyorsun. Ederim, doğru. Bunun da atlatmış olun ya. Hakikaten bu olsun. Ama bu arada yani 12 gün diyoruz da esas benim beklediğim güne 2 gün kalmış. Senin beklediğin gün 12. 21 Aralık yani 20. Günler uzamaya başlasın, benim yeni yılım başlar zaten. En ya, uzun gece mi diyorsun? En uzun gece olsun, ondan sonrası sabah. Bir ondan dönüş sonra, 2 dakika ben sonra şey işte yaparım. Sabahlar olmasın. Vallahi yeter artık ya. Ciddi söylüyorum, yeter ya. Şeyim, ruhum emizlendi ya. Şey gibi hissediyorum, vampir gibi hissediyorum kendimi ya. Böyle bir şey, bir de tam tersi oluyor böyle. Tamam yani bir iki sabah eskiden böyle güneş doğuşunu seyretmek bir espridir, bir güzeldir, günü aydınlatmak güzel olur. Şimdi onu haftada yapsan işe geç kalacaksın. Şimdi öyle bir durumun yok. Ne işe geç kalacaksın? Oho. İstanbul'da yani, saat kaçta? 8.30'da oluyor mevzu yani. Saat şu anda 7.12 dakika geçiyor. Bu karanlıkta daha da ruhunuzu emizlemek istemem ama ruh emizlenmesi, daha doğrusu ruhunuzun emizlenmesi eğer karanlığa bağlıysa, oradan 21 Aralık'tan sonra çok bir şey beklemeyin. Evet canım, onu daha tabii. Ama daha, yani. Ama bir umuttur. Bak, umuttur bak, tabii canım, o dışarıdan destekte niye almayalım? Şimdi dibe çöküyoruz. Çöküyoruz. Tam 21 Aralık'ta dibe vuruyoruz ve ondan sonra çıkışımız gerçekleşiyor. Anlatabiliyor muyum? Hatta? Anladım abi. Rica ediyorum canım benim. Anladım, çok teşekkür ederim. Hava durumunu verecek mi? Verelim. Hava sıcaklıklarının ülke genelinde azalacağı, mevsim normalleri civarında seyredeceğini söylüyor meteoroloji. Zaten dikkat ettiyseniz bugün tatlı bir
serinlik var, evet. Ve soğuk bir hava var en azından düne göre. İşte bu. Çünkü rüzgar ayıptır söylemesi, kuzeyden kuzeyden estiği için. Kuzeyden de böyle hayırlı bir şey gelmiyor. Kuzeyden hayırlı bir şey gelmiyor dedim. Ilıman bir şey gördünüz mü? Ya hayır. O gelir ya Vikingler gelir. Ya Vikingler gelir. Bak gene abi şey olmuştur ama yani. Ama arada da bir talih yüzümüze ama güler. Tabii ki kuzeyin oğlu Volkan Konak gelir. Defurli ile devam ediyoruz programı. Dur bir dakika ya, devam etme daha vermedik. Dur ya, dur hava durumunu verelim. Bu arada bize sponsor olmak isteyen Kuzeylilere de sesleniyoruz. Buradan onlara da selam olsun. Bir Viking firması olur. Olabilir. Bir Kuzeyli rüzgar gelir. Gelir. Hı. O da olabilir. O da olabilir. Evet. Sonuçta en az çelik kapıcı kadar makbuldür deriyor. Dondurucu şey olan. Ay işte bu bizim bu başkentte Ankara'da hissettiğimiz bu soğuk hava Türkiye'nin genelinde bugün ve önümüzdeki günlerde hakim olacak. Bakayım, parçalı bulutlu yağışlı bir hava var yine bugün. Dünkü kadar olmasa da başkentte 8 dereceye kadar yükseliyor en yüksek hava sıcaklığı ama yarından itibaren kar yağışı beklentisi var. Oo. Karla karışık yağmur olarak başlayacak. Zaman zaman kar yağışı geçişleri bekleniyor. İstanbul'da bugün sağanak yağışlı bir gün bekleniyor. 9 derece en yüksek hava sıcaklığı. Bakayım, yarın da bu şekilde devam edecek. İzmir'de durum nasıl? İzmir'de az bulutlu bir yağmur beklentisi var mı? Bugünün salı olduğunu düşünürsek yani belki böyle zaman zaman bölge bölge, ama hafta sonuna doğru perşembe günü acık daha kuvvetli bir yağış bekleniyor. 13 derece yüksek hava sıcaklığı İzmir'de diyelim ve o yağmurun Doğu Anadolu bölgesi hariç bugün tüm yurtta etkili olduğunu bir kere daha hatırlatalım. Çok teşekkür ediyoruz. Tüm hatırlatanların ellerine sağlık diyoruz. O kadar yağmur dedikten sonra tatlı bir yağmurlu şarkıyla devam edelim. Hay hay. Eğme diyoruz. Buyurun efendim. Ceynur geliyor radyolarınıza. Modern Sabahlar. Joy Türk'te Modern Sabahlar devam ediyor. 7.31 olmuş saatimiz sevgili dinleyiciler. Bu güzel salı sabahında sabah olduğunu zannediyoruz. İlerleyen dakikalarda güneş doğarsa emin olacağız sabah olduğundan. Teşekkür ederiz, sağ ol Ege. Yani bize umut ışığı oluyorsun her sabah her sabah. Çünkü herkesin kafasında bir soru işareti var. Acaba bugün doğayacak mı, doğmayacak mı diye. Sonuçta doğmaya da bilir yani, bilemeyiz tabii, ki. Hiç bilemezsin hani, abi. Milyarlarca yıl, milyonlarca yıldır ama doğuyor yani, olabilir de. Hani hiç, bugün o gündür belki. Hiç de mahcup etmedi ya. Hiç mahcup etmedi. Yani doğru. Her gün buna teselli oluyoruz ama o güneş dediğimiz o sistemimizin yıldızı. Evet. Yıldız gibi parlıyor abi. Göz bebeğimiz. Göz bebeğimiz hiç bizi mahcup etmedi. Canımız ciğerimiz. Ha şöyle doğabilir de biz de göremeyiz. Yani belki de yani sabah enerjinizi almak gibi olmasın da. Yani böyle bir olasılıkta şu alnını göster, şu şudur yani hadise. Doğru. Şimdi sabahleyin madem bu kadar enerjiksiniz ya futbol konuşalım derim veya 2017 raporlarını açıklayacağım. Siz bilirsiniz, sizin tercihinize ve o paşa keyfinize bakıyorum. Futbolla yatıyorum, futbolla da kalkayım o zaman, futbol konuşalım. İyi, futbolla konuşalım o zaman. Ege neler söyleyeceksin hocam, Galatasaray'daki son gelişmeler ne diyeceksin? Vallahi bu 11 kişi taktiğine geçtiler. 11 kişi taktiğine geçtiler derken Tudor'la yollar ayrıldı biliyorsun. Tudor gönderildi, 400 bin euro şey vardı. Reklama çok girmeyelim. Akü değil mi o? Hayır değil. Gömlek markası demek istiyorsan evet öyle bir şey var da. O da tam gömlek ama markası. Ama hiç sevmiyorlardı bu Tudor'u, ben yani hiç. Ne yapsın adam, yaranamadı ya, yaranamadı. Öyle bir şey görmedim kimsenin. Vallahi gönderdiler, 400 bin eurosunu da verdiler. Bilmiyorum, ah Tudor'umuz gitti diyen bir tane Galatasaraylı var mıdır? Vardır herhalde ya, belki vardır belki yoktu, bilemezsin ki. Şimdi Tudor'un ailesi şey diyor, ay ne güzel ekmeğimizi peşindeydik diyorlardır da. Yeni kim olacak Ege, senin bir teklifin var mı, kafada planladığın bir şeyler var mı? Çünkü biliyorsun Galatasaray camiasının önde gelen isimlerinden biri olabilirdin zamanında bazı şeyleri yapmış olsaydın. Beşiktaş'a bu kadar bağlanmasaydın. Evet, var mı böyle bir şey? Vallahi hayırlısı neyse o olsun diyelim. Vallahi orada bir kaynağı. Taraftar kimi istiyor bilmiyorum ki. Ben de taraftar değilim diyorsun, o yüzden... Bu adamla futbol programı da 5 dakikada biter yani, ben sana söyleyeyim. Ben valla ilgiyle takip ediyorum sizi bir bak süredir. Bak ne kadar güzel demek. Hiç bilmeyenin zevkle seyrettiği bir futbol programı yapıyorum. Valla böyle bir durum var. Bir taraftan herkes kafasında Fatih Terim gelecek falan diyorlardı. Dünkü görüşmelerden sonra demişler ki yok sıkıntı olur demişler. Efendim demişler sıkıntı olur tamam deyip konuyu kapatmışlar. Onu zaman gösterecek. Futbol deyince tabii ki sadece Galatasaray yok, buyur Oktay. Tudor'a nasıl parayı vermişler?
elden nakit. Zarfta mı vermişler 400 bin euroyu? E tabi 500'lük eurolardan düşünürsen 50 bin euro ediyor. 8 tane banknot verirsen zaten 400 bin euro etmiş ne olur. Ne bu, git başımızdan parası mı? Git başımızdan parası. Hayır. Sözleşmesinde de öyle yazıyormuş. Biz eğer gönderirsek sizi git başımızdan parası olarak 400 bin euro. Eğer siz bize gelirsiniz hoş geldiniz ayak bastı parası diye bir şeyiniz olacak diye. Ya bu Tudor'un mesela gitmesi... Aylardır konuşulmuyor mu camia içinde? Ya adam bir süredir biliyorsun Galatasaray hani ligde de lider durumdaydı ya bu haftaya hiç kadar. Bana hiç kimse dokunamaz arkadaş, yani o kadar eleştiriyorlar ama biz takımı lider yaptık mı yaptık diye dolaşıyordu. Valla anlaşılmadı zaten ikinci sıraya düşmesiyle beraber bir anda tekrar bir şey. Demek ki bir karışık durumlar var ya sabah kim sabah. Kim oldu bir şimdi? Başakşehir olması lazım benim hesaplarıma göre, yanlış bir anlaşılmam yoksa. Yani yanlış bir bilgim yoksa. Oldu mu lider? Oldu. Oldu. Geçen hafta itibariyle oldu. Geçtiğimiz haftayla beraber. Sadece tabii ki futbol bundan ibaret mi? Hayır. Hayır. Futbol aynı zamanda bir büyük sektör. Hangi sektör? Futbol sektöründen bahsediyoruz. Şampiyonlar Ligi'nde şimdi son 16 maç şey yapıldı ya. 16 maça kalındı evet. Ya. Şimdi nerede? İngiltere'de bir internet sitesi. Süper bir bilgisayarları varmış. Herhalde çok para verdikleri için süper ya bu bilgisayar mı demişler. Ama Oktay şimdi süper lise mezunu adamsın, süper lise olduğuna inanıyorsun, süper bilgisayar olduğuna niye inanmayacaksın? Süper bilgisayar diye bir şey var ya, demek ki pahalı, böyle bayağı bir toplama. Hmm. Bilgisayardan iyi anlayan bir arkadaşın topladığı hoş bir bilgisayar. Benim 45-50 dakikada yaptığımı bu makina 1 dakikada yapıyor diye mi anlatıyorlar bu bilgisayarı? Aynen öyle. 20 Şubat'ta oynanılacak olan maçla ilgili de tahminlerini yapmış. İkinci bilgisayar maçla ilgili de bilgisayar tahminlerini yapmış. Bayern Münih maçı mı? Bayern Münih Beşiktaş maçı. Vallahi burada o bilgisayara karşı ben de bütün varımı yoğumu koyuyorum. Eğer bu Beşiktaş... Bak, ne demiş makina, ne bilgisayar, ne demiş? Makina, yani makinalar insanlara karşı, bence makinalar Beşiktaşlılara karşı. İlk maç Bayern Münih 3 Beşiktaş 0. Ondan sonra ikinci maç Beşiktaş 1 Bayern Münih. Bir de gönül almasını da biliyor ya yani. İkinci maçta da mesela 2-0 1-0 falan değil, 1-1 diye böyle şey. Sen kimsin ya, sen şu kimsin anda Fire Oyuncu'nun makinelerle mücadelesini izliyorum. Adeta bir Terminator, yok tam tersi. Onu neydi makinalarla? Skynet'im ben. Skynet. Sen değil makinalar. O Skynet, ben neyim o zaman? İnsanım ben, insan. John Connor. Sen John Connor'sın. Ben John Connor'ım. Aklınızı alırım. Çok güzel. Eğer John Connor'ın anası da olabilirsin Fahir. Analığı. Oktay onu da sen ol ya. Linda Hamilton. Arada barfix çekersin falan. Bence ben John Connor'ım, aklınızı alırım. Çok güzelmiş ya. Yeni Terminator'ın sloganı olabilecek bir slogan. Kime diyecek onu? Makinalara. Ve küçük yaştan itibaren bilgisayarlara tekme atarak başlayacağım böyle şey olduğumda. Böyle bir şey var. Ben bütün iddiamı da koyayım. Neye istinaden iddiaya gireyim ben sana söyleyeyim. İstinaden dediğin yani, için ben bilemiyorum. Yani neye istinaden değil, neye iddiasın? Yani, makinalara karşı. Bu böyle çıksın. Hı-hı. Ben iddiamı da koyuyorum. Ben o zaman Modern Sabahlar'a sponsor olacağım. Şahsi olarak. Yani var şimdi Fahir durup dururken Ege ve beni... Yani Beşiktaş'ın elenmesi konusunda bir böyle dilek tutmamız için bir şey yapıyorsun. Ben istemem ki böyle sponsor. Böyle olursa mı diyorsun? Böyle olmayacak diyorum. Ben aksini iddia ediyorum. Beşiktaş turu geçecek diyorum. Makina bu demiş ki ilk maç 3-0. Tamam Beşiktaş, makine bilgisayar elenecek demiş değil mi Beşiktaş'ın? Beşiktaş elenecek demiş. Pis bilgisayar, önce onu söyleyelim. Şerefsiz. Evet. Tamam, senin iddian ne? Benim iddiam da tam tersi. Beşiktaş eleyecek diyorum. Skor tahmin etmiyorum. Eleyecek. Ve kazanırsan da programa sponsor mu olmayı vaat ediyorsun? Kaybedersem. Yani onlar i̇şte kusura bakmayın. Diyorum ki, ya Beşiktaş ya Modern Sabahlar. Bu kısa konuşmamızın ardından yine az önce verdiğim tepkinin doğru olduğunu anlıyorum. Ama yani eğer ben kazanırsam programımıza sponsor ol diye sen. O makine gelsin sponsor olsun. Eşek gibi. Makine gelsin sponsor olsun. O makine markası gelecek buraya sponsor olacak. Var mı orada makinenin markası? Bakayım. İşte süper bilgisayar diye geçiyor. Mesela şey diye söyleyeyim. Süper bilgisayarın sunduğu Modern Sabahlar reklamlardan sonra devam edeceğe benzer. Çok güzel de oldu yalnız ya. Süper bilgisayar sponsorluğu. Süper bilgisayar sponsorluğunda Modern Sabahlar devam bence ediyor. Bence çok güzel olur. Vallahi böyle bir yani şimdi tabii sabah sabah da iddialaşmıyor. Ben istemem öyle süper bilgisayar falan. Ben sponsorda da bir sıcaklık, insan sıcaklığı arıyorum. Ne istiyorsun? İnsan mı istiyorsun? İnsan sponsorluğunda yani mı? Mesela Necati'nin sunduğu Modern Sabahlar keşke devam ediyor. Ha? Keşke. Çok özel güzel bir isteğin var mı? Yani kadın erkek olsun falan gibi bir şey var mı? Var da buradan net isimlere. Ha yani kadın mı olsun erkek mi olsun onu söyle.
babacan birisi ama ana sıcaklığı da olabilir ama böyle bir sığınabileceğin bir babacan bir insan da olabilir. Ali Koç'un sunduğu modern sabahlar diyorum mesela. Sen nasıl bir şey adammışsın sen Ege ya. Vallahi billahi bir taraftan hiçbir şeyden de eksik kalmak istemiyor. Bir taraftan o sıcaklığı arıyor, öbür taraftan şefkat arıyor. Kol kanat gelsin istiyor. Başka tip bir sıcaklık arıyor. Vallahi sabah sabah senin için ne diyeceklerini çok iyi biliyorsun. İçi erkek çekti diyecekler. Vallahi öyle diyecekler desinler. Ben ağzını açtığından beri içi sponsor çekti diyorlar ya. Sabah sabah nerede aklına geldi? Vallahi çekti sonra. Ya yemin ediyorum çekti. Yani bu İyi hafta bir çekti. Ofiste kahvemiz bitti bu sabah. Yani ofiste kahve bitince orada dank etti. Ulan dedim yani normalde bizim... Kahveyi dışarıdan aldırdığımız için adamın niye sponsorumuz yok diye dertlendi abi adama. Dertlendi. İyi ki de dertlenmişim. Güzel de oldu. Hoş da oldu. Joy Türk'te Modern Sabahlar devam ediyor ve ediyor sevgili dinleyiciler. 7.48 oldu saatimiz, bir son dakika gelişmesiyle karşınızdayız. Gerçek bir son dakika gelişmesi bu arada, öyle kendi uydurduğumuz efendim çayın altı kapanmış falan gibi bir şey değil. Buyurun Oktay Bey. Biraz ipucu vereyim size. 1978 doğumlu basketbolcudur. 78 doğumlu basketbolcu, yani benim biraz erken değil mi ya, emekli, bugün emekli olduğunu düşünürsek eğer. 40 yaşına gelmiş Oktay, daha ne yapsın? Adam ne yapsın 39 daha? 39 yaşında koşuyor senelerdir yani. Yani hakikaten yatsın ya. Basketbolcu diyorsun, bunun antrenmanı var, maçı var. Valla senin yediğin yemek kadar adamın oynadığı maç var ya. Kobe. Kobe bitti mi? Kobe Bryant, evet. Bitti ya. Bugün emekli oluyor son maçını. Hatta galiba bu dakikalarda son maçında sahada iki forma giyiyor. 1-8, 1-24 numaralı formaları giyerek bugün veda ediyor. Güzel bir artistlikle emekli oluyor. Nasıl yapacaklar onu? Nasıl yapacaklar? Karışıklık olmaz mı? 8 numara 24 numara mı? Ya son maç olunca şey, ayarlama yaparlar ya. Ona göre bir uygun bir şeyleri herhalde vardır. Herhalde tercihledi diye forma değişti. Hangi takımda Ege? Uzun süre Los Angeles Lakers'ın Michigan Frosters. Lakers'lıydı benim en son bıraktığımda. Hala Lakers'lı mı bilmiyorum. Lakers'ın emekçilerinden diyebiliriz. Evet. Lakers'lıyık. Lakers'lıyık. Ezelden gönlümüz geçmez Kobe'den diye mi? Valla kimler kimleri gördüm ben, emekli ettim. Michael Jordan'ı emekli ettim. Zamanında ben Larry Bird'ı emekli ettim ya. Magic Johnson'ı biz burada emekli ettik. Daha kim isim, hangi isimlerden bahsedeyim? Şimdi tabii bu da o ilk beşe girer yani benim nazarımda. Muhammed Ali'm. Değil mi Ege? O maçı hatırlıyorsun, gece kalkar seyrederdik. Larry Bird ile Muhammed Ali'nin birebir mücadelesini. Vallahi çok billahi şey ya. Bir dönem daha mı kapandı be Oktay? Bir dönem daha kapandı. Black Mamba roketledi. Roketledi derken? Yani NBA'den roketledi anlamında. Black Mamba mı? Biliyorsunuz Black Mamba, evet. Lakabı Karadul yani. Türkçemize çevireyim dedim de başka türlü de çeviremedim. Benim İngilizcemde bir yere kadar Oktay. Ne yapacak emekli olduktan sonra? Ne yapacak? Datça'ya yerleşecek herhalde. Bir küçük bir arazi alır. Orada şey, badem yetiştirir. Ben sana söyleyeyim. Birazcık toprağı olur. Orada domates, biber mevsimine göre. Kendine demiş, kadar ya. O böyle koca kürek gibi uğraşmaz. Elleriyle de vallahi toprağa bir işler ki değme şeye, adama taş çıkartır ya. Helal olsun Larry Bird'e ya. Oktay, bir istatistikler hazırlamıştın sen ya Kobe ile ilgili. Hangi şu kadar maç, şu kadar şey falan diye. Hazırladıklarını hazırlanmamışım medun yoksa. 24 numara ve 8 numara. 8 numara girdiği ulan zaman tane, daha agresif, daha atletik oynayan Kobe Bryant'ı görüyoruz. 24 numaraysa bir olgunluk var. Bir oyun kurucu havası ya, var. Mevkileri değişiyor ya, mevkileri. Onu da sevmiyorsun değil mi? Onu da dediğim Kobe Bryant'dan bahsetmiyorum. Basketbolu da sevmiyorsun değil mi? Hani seyrettiğin böyle şey var mı? Böyle zevk alarak seyrettiğin herhangi bir spor, olması da gerek yok. Sportif gibicesine mesela at seyretmeyi seviyor musun mesela, koşan atlar? Ya o da bir üstünde yani, bilinci yoksa severim. Üstünde bir şey yoksa bir ama şey, ya da kovboy veya kızılderili varsa severim. O güzel ama olur. Ceketli adamları hiç seyredecek halim yok. Yani hiç herhangi beğendiğim, böyle seyrettiğim bir spor müsabakası. Ben bileyim bir ya. Ne ya? Draftları falan takip ediyorsun sen değil mi? Draft dedin. Oktay ne draft ya? Adam sabah sabah galiba, what is draft diye şimdi kafası tır tır şeye dönecek ya. Draftları falan takip etmiyor musun abi? Epe dedi ve evet Ege Bey, hakikaten yıllardır 40 küsur yaşındaki adamın sporla ilgili söyleyebileceği gerçekten önemli laflardan bir tanesi. Epe dedi. O da Ege'ye çok benzediği için seviyorsun değil mi? Doğru. Bir yaklaşık sonuçlar. Biraz da özel hayatına bakalım. Pepe Mustafa vardı. Bu da selam olsun.
Kobe Bryant'ın 1999'da albüm çalışmaları için bir takım girişimlerde bulunduğunu biliyor musunuz? Bilmiyorum. Yani bundan 18 sene önce. 18? Nasıl? Rap tipi mi? Rap tipi. Ama yayınlanamamış albümü. Çünkü stüdyoya gitmiş, tamam ben bir albüm yapayım falan filan diye. Ondan sonra nişanlanmış oradan bir hanımefendiyle. Yani albüm diye şurada gitmiş, ne yazıyorsa evlenmiş. O oluyor be. Evlenmiş mi? Evlenmiş. 2001'de evlenmişler. Yaklaşık bir yıl sonra boşanmışlar. Sonra Kaliforniya'da evlenmişler. Düğünlerine sadece 12 kişi çağırmışlar. Takım arkadaşları ve tabii ki masöz. Masöz. Ondan sonra bir takım istatistikleri de var. Los Angeles Lakers, Los Angeles Lakers, Los Angeles Lakers üzerine. Bugün de artık işte vedasını hiç gitmemiş mi başka takıma ya bu adam? Yok. İlk çıkışı galiba keşke takım üstüne yapsalar diyor galiba da. Ondan sonra evet Los Angeles Lakers'tan devam ediyor. Pek çok böyle NBA'den bildiğimiz isimle de münasebeti o, oldu. Münasebeti var o dönemde beraber oynamıştık. Vallahi üzüldüm var. Ama hadi hayırlısı olsun 40 yaşına gelmiş sporcu dediğin zaman hakikaten daha oynardı diyorlar. Ya daha oynardı. Hepimizden de iyi oynardı. Canım senden benden iyi oynar öyle söyleyeyim. Adamın zaten yani yattığı yerden de oynar. Öyle bir şey var. 40 yaş gerçekten sporda yani bu tür aktif spor aktif demeyeyim de işte takım ama Datça için de biraz erken ya. Abi ne belki çok abi? Sevdiği rap dünyasına geri dönüş fırsatı olacaktır 20 yıl sonra. Ya hiç random ya. Ya olmuyor işte Michael Jordan da emekli olduktan sonra şeye mi sardı neye sardı çizgi bir şey. Filmlerde balığa sardı. Yok balığa değil golfe mi sardı bir şeye sardı o da böyle bir profesyonel bir ama şey. Michael Jordan da golf için biraz iri ya ona kürdan gibi elinde o şey. Ona uygun sopa yapıyorlardır canım. Merak önemli olan ben. Zaten elde nasıl durdu değil de topu oraya şey yapmak. Yani şimdi ama topun da o kadar küçülmesini bu adam yani hayatı basketbolla geçmiş bir adam. Yanlış da söylüyor olabilirim canım. Şey ağzımdan golf diye çıktı da golf öyle bir şey olmaz, var. Atletizm başka olur. Bir spora böyle bir şey golf yaptı. Golf olabilir o yani şey hobi olaraktır ama. O yok aktif sporcu olarak ya da şey oynadı beyzbol oynadı öyle bir şey yani. Ha olabilir. Öyle bir şey o vardı. O da kürdan gibi gelir onun zopasına. Ulan ne istiyorsun eline adama ne vereyim cirit. Ben. Cirit. O kürdan gibi gelmez mesela. Evet onunla güzel şey olur. Gerçi at yorulur onda. Ama Michael Jordan Datça'ya yerleşmedi değil mi? O yerleşmedi. O işte o hatalardan ders çıkardı. Kobe Bryant yani namı değer Karadul yani Black Mamba. Şimdi Datça'da yerleşsin. Şimdi Datçalılara da hoş bir sürpriz oldu bu yaz. Değil mi? Güzel olacak yani. Black Mamba eğlence tesisleri. Çok güzel. Rap çalar mesela inceden. Yani hem de tamamen kendi yaptığı şarkılardan. Valla biraz kendimi şey hissettim. Bence biraz hissettim. Da o emeklilik parasıyla Bitcoin alsın. Kobe Bryant mı? Hı-hı. Vallahi alsın ya ne olacak Oktay. Belki almıştır da haberin yok. Ben sana söyleyeyim yani zamanında. Bunlar bu Kobe Bryant'a şey gibi miydi? Ne gibi miydi? Bunların böyle rock yıldızı gibi takılan basketbolcular var ya. Kimdi o böyle saçını falan boyuyordu? Ha, Dennis Rodman. Dennis Rodman. Öyle o tarzda bir adam bu Kobe'de. Yok canım. Hepsi öyle ya. Hepsi abi hepsinin kendine göre artistlikleri yani. Var. O zaman buradaki artistlik kötü anlamda kullanılmamıştır. Bir şovu var yani. Şimdi Bitcoin yapsın. Bitcoin. Altın diş yerine Bitcoin diş yapsın. Yaparlar zaten. En abi. Güzel şey en ya. Sonuçta en bak Datça'dan iki tane ev alsa. Birini kiraya bir tanesi verir. Büyükçe böyle önünde şeyi falan olsa böyle arazisi olsa. Orada arazi şey dedin çok da bir şey değil. 500 metrekare bir arazi yeter tabii canım, gibi geliyor. 5 çizi yeter ya. 5 çizi dedi. Çilek ekecek. Salatalık. İşte biber. Onları şey yapsa. Ne biraz da şeye kalsa albüm çalışmaları için kalsa daha çok parası vardır bildiğim kadarıyla. Mesela onda çiftçilik da aletlerine de gerek yok. Yaba gibi elleri var yani onlar da zaten kendinden geliyor. Yaba. Yaba yaba yaba. Modern Sabahlar. Ankara'da güneş doğuş saati 8.05'ti. Biz de 8.08'de doğmuş bir güneşin bütün enerjisini emizleyerek mikrofon başına geçtik. Hepinize bir kez daha günaydın diyelim. Olaylara bakmaya devam edelim. Hiçbir anlamını bilmediğiniz bir kelimeyi cümle içerisinde kullanmak sizce bir zevzeklik örneği mi? Yok ben her şeyi rahatlıkla kullanabilirim. Ben mesela cesaret örneği olduğunu düşünüyorum. Ama evet. Tatlı bir zevzeklik de var onun içinde değil mi? Var tabii canım. Ben hiç yapan bir insan olmadım. Ama şey istemiyorum onu söyleyeyim. Pazardan zurdingen aldım. Zurdingen ne Fahir Bey onu bilemeyeceğim. Ben gerçi duyduğumuz bir kelime ama
Dün biliyorsunuz biraz poliste haşır neşir oldum ben. Annemlerin evine giren hırsızdan sonra gelen iki ekiple farklı farklı zamanlarda eş zamanlı gelmediler çünkü. Onların sürekli kullandığı bir kelime vardı. Ne? Daha doğrusu bir galiba bu ikili bir set. Yani levye veya manivela. Manivela. Levyeyi az çok biliyorum. Manivela da yani kulağıma şey tanıdık bir şey gibi geliyor. Ama ne olduğunu bilmiyordum. İlk gelen ekipten çok sık yoğun kullandıkları zaman ben ya tamam oturdu demek ki. Ne olduğunu da soramadım. Çünkü zaten yani orada ayrıntı kalıyor. Bir saat manivela üstüne konuşmuş. Manivela. Onu manivela ile demişler. Levye ya da manivela ile. Levye ya da lövye mi levye mi? Levye. Levye. Levye ya da manivela. Onlar içinde ikileme yani. Şöyle böyle gibi. Oktay Bey olur beni olmaz o gün levye ile dövdü. Hayır işte öyle değil. Veya Oktay Bey manivela ile. Levye ile veya manivela ile dövdü. O kadar çok manivela dedin ki hayatımda ilk kez şöyle bir şarkım var yani. Manivela manivela, manivela bu yana bir şey diyeyim sana sevda. İşte dün ortam uygun olsaydı benim de aklıma geldi bu şarkı. İkinci ekibe söyleyecektim. Şeyi söyleseydin. Manivela sevdanı dağlara yazarım levye. Gözünü kırpma. Bak o hiç gelmedi. Ha. Ne olduğunu biliyor musunuz? Levye'yi bildiğinizi tahmin ediyorum. Manivela'nın ne olduğunu biliyor musunuz? Manivela bir 10 dakikalık boş konuşma süremizi saklı tutarak dinleyicilerimize soralım. 0212 368 62 40 sevgili dinleyiciler telefonumuz. Ama sağdan soldan bakmadan biliyorsanız. Et modern sabahlarda manivela resmi göndererek sabahımızı şerlendirebilir dinleyicilerimiz. Manivela. Manivela sanki böyle argoda bir laf gibi değil mi ya? Yok katakulli be. Gibi bir şey yani. Valla yani, onu da hiç bir şu an ritmi var yani o yüzden levye, o hissi uyandırıyor. Mesela gelen polisler öyle dedikçe levye ya da manivela yani ya levye ile zorlayarak ya da kapıyı ikna ederek kandırarak açmışlar. Manivela gibi, yöntemi. Manivela yöntemiyle gibi dinledim onun ben. Kapı da saf tabi. İnandı saf hemen lakırt diye bıraktı. Hiç başına öyle bir şey gelmemiş, tecrübesi de yok. O yüzden açılsan ya açılsan ya baby hadi açılsan ya biz onu tanıyoruz Mehmet Emin amcayı falan diye şey yapacak. Kapı çıt diye açıldı demek. Yok mu hiç manivelayı bilen dinleyicimiz ya? Bir daha hatırlatalım telefonu 0212 368 62 40. Maniveladır. What is manivela? Levye net kafamızda. Levye net canım. Manivela bana şey gibi geliyor ya. Kaldıraç tipi bir şey. Arabayı manivela ile kaldırdım. Çok mantıklı. Yani şey de olabilir. Kriko gibi bir şey geliyor. Hamza bana. Bey Twitter'dan yazmış bize. Manivela kalıptır. Kalıptır. Sonuçta çok da düşünmemek lazım. Tebrik ediyoruz. Bir telefonumuz var. Var mı? Çok telefonumuz var aslında. Bir öğrenelim ya. Neymiş? Günaydın efendim. Günaydın. Kimle görüşüyoruz beyefendi? Benim adım İsmail Sarıcıoğlu. Hoş geldiniz. İsmail Bey eski manivelacılardan mısınız? Yok manivelacı değilim ama anlamını biliyorum. Yani. What is nedir manivela? Hocam doğru. Nedir bana bir anlatın ne olur. Bir çeşit kaldıraç. Mesela tahterevalide bir maniveladır. Onun gibi düşünebilirsiniz. Peki bu kapıyı açarken nasıl ne tip bir manivela kullanıyoruz? Öyle bir yani bir şey sokup da neyi kaldırıyorsun aslında, yani? Aslında kapıyı açarken levyeyi manivela gibi kullanıyorlar. Levyeyi manivela yani gibi kullanıyorlarsa evet, yokluktan yani levyeden sonuçta. Hiç bahsetmeden manivelayı anlatabilirsiniz bize. Ay. Efendim anlamadım. Şimdi levyeyi manivela gibi kullanıyorlarsa levyeden evet, hiç bahsetmeden manivela konuşalım. Bizim de sorduğumuz şey buydu zaten. Yani nedir yani gibi levye gibi levyenin onun gibi yani, kullanılmasından öte nedir yani? Benim bildiğim kadarıyla manivela bir tüp kaldıraç. Yani, nasıl... Oktay kaldıraç diyor İsmail Bey niye zorluyorsun kaldıraç diyor ya kaldıraç diyor onu diyor oraya diyor kaldıraç da diyor yani diyor manivelayı vücudunun bir organı gibi kullanıyor. Teşekkür ederiz sağ olun İsmail Bey. Günaydın efendim. Günaydın. Kimle görüşüyoruz hanımefendi? Manivelacı bir hanımefendi. Figen. Figen manivelacı Figen. Hoş geldiniz Figen Hanım. Figen ne iş yapıyorsunuz? Öğretim üyesiyim. Ne kadar güzel. O branş, kadar evet, içim rahat ki sizden öğreneceğim için. Akademik manivela. Bir açıklama bekliyoruz sizden. What is manivela? Bir tarafı sabit olacak, öbür taraf da hareketli olacak. Aa, bir taraf sabit, öbür taraf müteharrik dediğimiz hadise. Hiçbir şey gözümde canlanmadı. Benim de hiçbir şey canlanmadı. Ya kapı sabit, kol müteharrik. Yani kıyma makinesini hani böyle bir kolla çevirirsiniz ya. Evet. Evet. Herhangi bir şeyin kolu olur böyle çevirmek için. Evet. Bir tarafı sabittir, bir ucundan tutarsınız orası o nokta etrafında döner. Hı-hı. İşte o manivela. Acaba manivelayı o kapının boşluğuna takıyorlar sonra çevire çevire orayı kanırtıyorlar. Evet. Öyle yok bir şey. Veya... Aynen öyle. Kullanmadığı da
Ben de hiç anlamamışım. Ben şey diye canlandı dedim. Adam kıyma makinesiyle geliyor kapıya. Kolu çevirerek kapıyı açıyor. Kapı ikna alıyor bir şekilde. O zaman levyeyi manivele gibi kullanmanın imkanı yok. Yani İsmail Bey çünkü bize kaldıraç tipi bir şey dedi. Ay. Kafamız karıştı. Tamam işte bir tarafı sabit oluyor, bir tarafı hareketli. Kaldıraç da öyle değil mi? Bir tarafını sabit tutuyorsunuz yere, öbür tarafıyla da bastırıyorsun. Evet. Ama siz çevirmediniz şimdi kıyma makinesinde tepeden eti bastırıyorsunuz mesela. Hepsi orta yağlı, kuzuk. Kalem tıraş mesela bir örnek midir? Bu kitaplıklara sabitlenen lüks kalem tıraşlardan bahsediyorum. Mavi olur, sarı olur. Bir düşünelim. O olmuyor galiba. Olmaz. Niye canım? O da şey sabit. O da kıyma makinesi gibi işte. Kalemi takıyorsunuz, çeviriyorsunuz kolu. Hocam çok teşekkür ederiz. Sağ olunuz efendim. Sağ olun, teşekkür ederiz. Benim sağ olunuz. Benim gözümde canlanan hocamızın bana anlattığına göre yarım kilo yağsız kıyma. Yani benim gözümde o canlandı yani. Tek çekim olmasını rica edeceğim. Çünkü iki çekimde biraz şey oluyor böyle. Vıcık oluyor. Vıcık vıcık oluyor. O hoşuma gidiyor. Aa, geldi. Manivele fotoğrafları geldi. Sağ olsun dinleyicilerimiz. Sabah nereden buluyorlar manivele fotoğrafı ya? Ben de sabah manivele fotoğrafı istesem göndereceğim fotoğraf bellidir yani. Uğrarsın dursun. Aklınızda olsun. Manivele lafı edildiği zaman herhalde şu yani söz birliği etmişçesine tüm dinleyicilerimiz aynı şeyi söylüyor. Manivela bir tür kaldıraçtır. Bu lafı ettikten sonra görüntü şu. Fotoğrafı şu. O lövye işte. Lövye işte o. İşte onu... hayır. Lövye bu lövye değil ya. Lövye şey olur. Kalıptır lövye. Bu... Oktay o lövye lövye. Hayır ya bu manivela. Lövye adını dağlara yazarım. I will always lövye. Lövye. Bir tip nalburiye ürünü diyebiliriz. Onu biliyorduk ne zaten. Ne tip bir nalburiye ürünü? Şu tip. Bak burada da bir başka dinleyicimiz göndermiş. Yani kanırtmalı bir şey ya. Evet. Kanırtma. Kanırtma aslında daha güzel ya. Kaldıraç. Polisler kanırtma lafını kullandılar hiç mı? Hiç kullanmadılar. Nezih burayı güzel kanırtmışlar diye. Ya, manivela. Oktay, zaten... Bir tanesi kancalı, bir tanesi kancasız. Bir bombeli. S. Kancalı. T. Kancasız. A. Subap mı? Doğru. Vay be Oktay. Yani niye aslında buna dün siz, bakmadım ya? Olayın baya, heyecanıyla hiç bakmadım. Bilmiş gibi baya şanslısınız takıldım ya. Yani. Baya kalite, baya uğraş yani. Baya işin içinde şey var ya. Kanırtma var, lövye var, manivela var. Daha ne olsun şey, ya? Bir kelime öğrenmiş oldum. Bu musibetten de böyle bir şey, hayır çıkmış. Evet bu hırsızlık kötü olayından. Bu hırsızlık kötü. Bu kötü hırsızlık olayından. Olaydan sonra olayından. Böyle bir şey öğrendim. Bir ucunun bağlı bulunduğu bir nokta çevresinde dönebilen kol. Diye de açıklaması bari var demiş. Bari onu bıraksalardı ya. Bu hırsızlar da yani madem aldılar bir şeyler bunun karşılığında da insan lövye veya manivelayı bırak orada. Bırak orada ya. Hayret bir şey ya. Bunlar ama ayrılmıyor büyük ihtimalle. Bence polisler manivelayı yanlış kullanıyorlar. Yani ne? Sonuçta bunun levye anlamında kullanıyorlar. Ege'nin biliyorsun bir bunlar açılmaz mı diyorsun kapı yani? Açılır abi. Kapı da şu tarafa manivela denemez. Şu tarafa taktığın zaman failin dediği gibi kanırttığın zaman kanırttı mıydı? Ç değil, G'dir o. Ganırttığın zaman açılır kapı. Öyle açmışlar sen zaten. De otosanayi gittiğinde neydi? Akis miydi? Şarlman. Şarlman. Bak adam mesela Şarlman diye yıllardır şanzıman olarak bizim yanlış bildiğimiz şey meğersem Şarlman'mıştı. Aytekin Bey cümle içinde de kullanmış sağ olsun. Hı-hı. Yani biz hep levye veya manivela ile bu kapı açıldı cümlesini kullandık ama başka bir şekilde kullanmış. Şöyle demiş Aytekin. Allah'tan bir manivelanız yoksa bugün size gelmek istiyoruz. Manivela, havle vela kuvvet. Akşam annemler evde yok. İsterseniz. Şu anda yerine oturdum. Modern Sabahlar. Modern Sabahlar devam ediyor sevgili dinleyiciler. 8.25 oldu saatimiz. Adeta bir manivela gibi sizi yataktan kaldırıp yeni bir güne hazırlamaya çalışıyoruz veya levye. Kanırtmak kullanmadığın için özellikle teşekkür ediyorum. Sizi adeta yataktan kanırtarak kaldırdık. Şimdi internet devi özel bir arama motoru. AltaVista mı? AltaVista Türkiye genelinde 2017 yılı boyunca en çok nelerin arandığını açıkladı. Dün açıklamıştım ben burada. Dizilerde neler var bunu açıklayacağız. En çok genel aramalarda neler var onları açıklamıştık. Bir de
İşte en çok aranan yemek tarifleri var, en çok aranan şarkılar var. Bunlar üstüne 2017 yılı raporlarımızı hazırlayacağımız için genel bilgilerimiz doğrultusunda bunları da paylaşmak istiyorum. Mümkün evet, mü? Tabii ki. Tabii teşekkür. Ki. Şart hatta, mümkün değil şart. Teşekkürler lütfen. Şimdi sen olsan bari yolla şarkılarda. Cevapsız çınlama. Vay be. Şimdi şöyle söyleyeyim. Ege adeta bir arama motörü gibisiniz. Bir Manuş motor Baba olsanız ne motörü olurdunuz? 2017'nin sonuna denk geldiği için o giremedi. Sayın maalesef. Manuş Baba'nın kuaförünü 2018'de çok duyacağız. Ege'nin söylediği, ya bu arada evet, o bir popüler saç modeli haline geldi. Hadi bakalım hayırlısı. Şarkılarda evet 4 numarada Tarkan'dan Yolla. 2 numarada doğru Sen Olsan Bari Aleyna Tilki. Bir ne? Bir numara Gece Gölgenin Rahatına Bak Çağatay Akman. Peki 3 numarada ne olabilir? Bu sene yaza damgasını vuran şarkılardan bir tanesiydi o da. Sezen Aksu mu? Sezen Aksu. Ömer Faruk Bostan desem size. Erik Dalı Gevrektir diye mi? Evet, Erik Dalı Gevrektir de en çok arananlarda. Ve 5 numarada da Derya Ulu Cananar veya Türkçemizdeki adıyla Canavar. Şimdi yemek tariflerinde en çok neler aranmış? 5 numaradan itibaren 5-4-3-2-1 diye gideceğiz. 5 tamam. Numara. Ben dün kazan dibi aradım mesela. Maalesef listeye giremedi. Lütfen listemizden herkes bir şeyler herkes ezberden arayın mi yapıyor? Ezberden yapıyorlar tabii. İzmir köfte. Maalesef size puan veremiyoruz. Doğru cevap kuymak olacaktı. Kuymak yemeye geldim. Kuymağı aç mıyız ya ülke olarak? Ülke olarak kuymağı açız. Kuymağı merak ediyoruz işte. Evet yani. Ya what is kuymak? Ya yani köfteyi ezber herkes yapıyor. Aha. Kuymak yemeye geldim. Kuymak istiyorum. Kuymak istiyorum. Etinle pilavına. Kuymak istiyorum. Nasıl bir şey kuymak? Ara bak bana ne, ben motorun sonuçlarını veriyorum sana. Bir Karadeniz yemeği olduğunu biliyorum. Peynirli olduğunu biliyorum. Ben ne peynirli uğraşacağım ya aramakla. Muhlamadan farkı nedir kuymağın? 0212 368 62 40 sevgili dinleyiciler. Hiç arama motorine gerek yok. Bir kuymak tarifi yapın. Karadeniz yemeği olduğuna göre mısır unu kesin vardır içinde. O zaman bana muhlama dışında bir şey söyle. Onda da aynı şey var. Peynir var. Mısır unu var. Muhlamadır o. Yani muhlamayla kuymak kalıptır onlar ya. Muhlamayla kuymak olmaz. Ay 4 numarada işte güzel Ege'mizin güzel maceralı yemeği enginarmıştı. 3 numarada bir tatlı, ne tatlısı olabilir? Kemal Paşa tatlısı mı? Bari bir puan al ya. Güzel bir tatlımızdan bahsettin. Her an puan çıkabiliyor ya. Bu her an her yerden. Hakikaten adam yani yemek motordan çıkartıyor ya. Vallahi. Hayır. Bir alan yok. Her an çıkarabilirsiniz. Yani şans büyük. Evet. Evet, doğru cevap güllaçmıştı. 2 numarada. Güllaç mı? Evet, 3 numarada güllaç var. Nasıl sırf Ramazan'da popüler olan bir tatlı bütün seneye damgasını vurabilir? Bence ya sadece Ramazan'da popüler değil. O bir süre öncesi ve sonrasında şey gidiyor yani. Bir ay öncesi, bir ay sonrası 3 aylık bir süreç diye düşün onu. Bu Ramazan'da bir güllaç yapalım diye önceden şey yapıyor. Ve 2 numarada diye geçer mi dedin sen yayında? 3 aylar diye geçer dedim. 2 numarada ben puan alamadım değil mi? Gene burada da alamadık. 2 numarada yine bir tatlı ne olabilir? Kereviç mi? Hayır, herkesin yaptığı ve hiç kimsenin komşusunukini beğenmediği tatlı. Aşure. Evet, doğru cevap aşure olacaktı. Ve 1 numarada, 1 numarada gerçekten. Bir de yine ipucu versene Fahir, bilmek çok iyi geliyor ya. Evet. 1 numarada vazgeçilmez milli yemeğimiz kuru fas. Kuru fas dediğiniz, kuru fasulye dediğiniz. Hayır Oktay Bey, milli yemeğimiz. Milli yemeğimiz yani, Suha Özger mi? Yani Türkiye deyince akla gelen tek yemek. Bir numarada olduğuna göre. Döner olmuş mi? Aha, evde döner nasıl yaparız? Hayır. Bir numarada. Birçok yemek ye. Karnıyarık mı? Hayır. Tamam milli yeterli. Milli yemeğimiz fasulyedir ya. Hayır. Milli yemeğim. Ben milli yemeğimiz diye şey diye dedim. Bir numaraya çıktığı için milli yemeğimiz dedim. Dur söyleme. İpucu ver bari. Veremeyeceğim. Başka yok mu ipucu ya? İpucu yok. Zaten kuymak ne, onu sulu da veremedik. Sulu mu? Değil. Sulu fasulye mi? Allah kahretmesin seni. Doğru cevap krep olacaktı. Milli yemeğimiz desene ya. Tabii ben dedim ha, ya. Dedin ona değil mi? Doğru. Dedim. Krep aramış herkes var ya. Nasıl yapacağım? En güzel ben yapacağım. O zaman ben de yapacağım. Peki
What is sorusunun cevabını aradık 2017 senesi boyunca ülkemizde. Ve krebin Türkiye'de bazıları tarafından nasıl kullanıldığını biliyorsunuz değil mi? Bazlama mı? Akıtma. Akıtma. Evet. Ama geleneksel ismi olur yani. Evet. Biraz çirkin değil mi ya? Yani o bizim çirkinliğimiz krep, olsun. Krep diyelim yani buna. Niye yani Türkçe krep olabilir tamam. Akıtma Türkçe mi? Yani bir şey sanki de Türkçe gibi ama akıtma. Ama yapılış şekli yapıyor. Vermesin ismini yani. Dolma mesela. Niye canım dönere dönme. Sarma. Dönme, doldurma. Sarma. Kuymak ne? Ne yapıyorsun? Yeme. Kuyuyorsun onu. Mesela bizim çok güzel yöresel bir yemeğimiz vardır. Ganırtma diye. Patlıcanları alırsın, kanırtırsın, kanırtırsın. Kuzu kanırtma, dana kanırtma. Patlıcan veya esas manivele. Esas doğrusu davuk kanırtma. İrem Hanım yazmış bize bu arada. Muhlama Rize'nin, kuymak Trabzon'un diye biliyorum demiş. Aynı şey mi? Aşağı aynı yukarı şey. Aynı şey evet. Ama kesin yani bir Rizeli ve bir Trabzonluyla konuşsak kesin bunların farkları olduğunu söyler bize. Bizim doğrudan Karadenizli dinleyicimiz var mı? Doğrudan Karadenizli dinleyici ne demek? Karadeniz'den yani, yani babası dinleyicim. Karadenizli olup da kendini Karadenizli saymayan diyor. İstanbul'da yaşayan değil yani. Karadeniz'de olan mı? Ha. Olmaz mı tabii ya? Var tabii. Samsun'dan aldık telefon da bugüne kadar. Daha geçen köme geldi işte bize Karadeniz'den. Evet. Trabzon'dan. Doğru da hiç yayını ağırlamıyorlar. Hocamız gönderdi. Sağ olsun. Kuymak dedi kurduk kaldık burada. Günlerdir kömeye doyduk ya. Ben yani hakikaten günlerdir ama çok aşırı da tüketimini tavsiye etmiyorum. İnsanın çene kaslarını gerçekten yıpratıyor. Sen çünkü onu üst üste koyup yiyorsun Fahir. Halbisi. Halbuki birer birer yiysen hiç öyle çene kaslarının şey olmaz. Birer birer köme yemek milim milim yükselmek diye mi? What is sorusunun cevabını aradık. Yani what is'dir diye aradık. Why not diyorum why not, ben. Why not diyorsun cevap doğru. Olarak. 5 numarada Kara Cuma araması yapıldı. What is Kara Cuma araması yapıldı. Ne? Bunlar son aya bakmışlar ya bu bahsettiğimiz Kasım ama ayında o kadar çok miydi? Aranmış ki. Yok bir iki tane daha denk geldi bir iki ondan oyunun sonra. Içinde. 4 numarada herkesin merak ettiği konu tabii ki ülkemizin vazgeçilmesi başkanlık sistemi, başkanlık sistemi diye de geçer. 3 numarada Amerika siyasi insanımız yani. Krep yiyip başkanlık sistemi konuşuyor demek. Evet, salataların vazgeçilmezi şu anda diyetisyenlerin de sık sık tavsiye ettiği şey. Balsamik sos mu? Veya balsamico diye geçer. Hayır, kinoa mı? Hep eski kal, old fashionsınız ya. Chia tohumu abi. Ha, doğru. Chia mı, kia mı tartışmalı olan chia tohumdur. Evet, bazı bölgelerde kia da denir. Trabzon'da kia, Rize'de chia denir. İki numarada yine hayatımıza bu sene giren varlık fonu ve bir numarada gene krep gibi bir şey. Ne olabilir? What is it? Niye aramışlar? French fries. French fries. Temizlik ne rahat. Serbest yayıncılık anlayışı. Hakikaten serbest yayıncılığın ötesinde bir şey ya. Fine bir numarada neyi aradın? Tövbe et ya. Tövbe. Ağzımı tövbe. Yıkayacağım. Ağzımı yıkayacağım. Hadi hemen kahveyle ağzımı yıkıyorum şimdi. Kalkalıyor sevgili dinleyiciler. Bir şey yaptı Fahir. Normal sivilde de bunu yapmaz yani. Evet. Öyle bir yayında. Bir numarada neyi aradık? Bunu ben de bilmiyorum ama ben de arayacağım durduk yere şey diye. Duyunca insana da yine bir şey merak ediyorsun. What is diye insan coşuyor. Bir numarada pestisit. Efendim? Ben de öyle dedim. Efendim dedim. Google olsam mesela öyle dedim. Nasıl? Efendim ne demek istediğiniz anlaşılamadı. Hani pestil desen değil pestisit. What is pestisit? Everywhere is pestisit. Mesela cümle içinde yine Türkçemize kazandırdığımız güzel. Dur biz de bir katkıda bulunalım ya. Pestisit ne? Diye. Pestisite bir bak ya neymiş pestisit ya. Şimdi dinleyicilerimizi sabah sabah mağdur etmeyelim. Ne? He. Baktım bak. Bir şey geliştirici tarım. Dünyasında kullanılıyor. Tarım ilacı diye özetlenebilir. Sebze meyvedeki olgunlaştırma işlemini hızlandırmak. Kımıl zararlılarına karşı mı? İçin. Başka ne zararlısı var? Evet. Tarımda bildiğimiz bir bizim kımıl zararlısı süne var. Organizmaları engellemek zararlarını azaltmak için ama kullanılan şey, ufak tefek kimyasal bir madde. Dizisinde geçmiş galiba bu. Ha öyle mi? Hı-hı. Ondan ha. Yani bu çiftçilerimiz girip de şey yapmamışlar. What is pestisit dememişler. Tamam. Ufak tefek cinayetler dizisindeki pestisit nedir diye çıkıyor. Demek ki dizide verilmeden malzeme kullanılmış. Tıpkı manivela gibi. Dün benim başıma gelen. Önce bir bilgiyi dizide verin ondan sonra. Dizide bilmiyoruz da polis geldi herhalde. Burada pestisit tipi bir şeyler yaptılar herhalde dün dedim. Millet de akın etti. Zararlıları kontrol etmek için kullanılan herhangi bir ajan veya teknik demişler. Yani tabii ülkemiz tam bir tarım ülkesi olduğu için pestisitin aranması bana hiç enteresan gelmedi. Yani ufak tefek cinayetler hangi kanaldaydı? Star'da mıydı?
Özel bir kanal falan de Oktay. Karnavalda.com'dan takip edebilirsiniz ufak tefek yalanları. Cinayetler de olabilir falan. Ufak tefek yalanlar değildi değil mi? Evet. Cinayetler. O da bir tip yalan değil mi? İnsan kendi kendini kandırıyor yani bir şekilde. Evet, 2017'nin Z raporlarını bugünlük aktaracaklarım şimdilik bu kadar. Devrik bir cümle kullanmış olabilirim, hiç rahatsız etmesin. Devrik olmayan cümleler de kurabiliyorum. Modern Sabahlar. Modern Sabahlar devam ediyor sevgili sanatseverler. Size sabah sabah bir kuyunak sıcaklığı sunmaya çalışıyoruz. Kuyunak değil Ege'ciğim, kuyumak. Kuyumak. Bir şeyleri de doğru öğren, kurban ya, olayım kuyumağın ya. Kuyumağın doğru. Az önce ne konuştuk ya, anlamını bilmediğimiz şeyleri, tam bilmediğimiz şeyleri kullanmayalım diye. Evet. Muhlama de o zaman. Çok emindim kendinden. Kendinden çok emindim kuyunak ama de. Belki de. Bu arada de... Fahir, muhlama mı mıhlama mı? İşte o da yöresel değişiklik yapıyor ya Oktay. Ona da bir şey diyemeyeceğim şimdi, ne desem. Şimdi muhlama... Sen ne dersen kabul. Çakma anlamı var ya, muhlamayı da böyle ezerek mi yapıyorsun? Ya Ege, ben şu menüyü hazırlarken baktım, ona muhlama diye geçiyor. Orada bir tartışma yapmayalım istersen. Hiç tartışma ya valla. O zaman güzel bağlayalım, Ayberk Kin tweetiyle bağlayalım konuyu, güzel bağlayalım. I love ye demiş, sağ olsun, bunlar hep karşılıklı. Biz de I ama, love ye. Ege Kayacan'ın oradaki esprisi hiçbir zaman yabana atılmasın. I will always love ye diye. Aşk için her kavgaya levye ile girelim. Levye ile girelim. Peki aşk için dedin. Aşk için ölmeli. Aşk o zaman aşk. Şimdi biraz kadın erkek ilişkilerine göz atacak olursak. O zaman kahkaha efekti. Kahkaha efektini ayarla. Kadın erkek haber. Sonra da kadın gelmiş. Demiş bu demiş. Ben şimdiden havaya girdim ya. İçim şey oldu ya. Abi abi. İçim çekildi. Yıllardır değişmeyen espriler bunlar. Her sabah şovunda olması gerekiyor. Şimdi... Ver Fahir kadın erkek esprisi. Kadınlar ya. Anlamak mümkün değil, çok karmaşık. Erkekler de dümdüz armut gibi. Evet. Oktay Demirci'yle Konyalı Show. 2017 olmuş sene, hala kadın erkek esprisi. Verelim Fahir, ver. Ver coşkuyu diyorsun. Peki vallahi içim çekildi Oktay. Veresim vardı, hakikaten veresim yok şu anda. Abi, her zaman da yani müessesemizde olmayan... veresiye verimlemek. Show programı var ya. Olmayan. Evet ya, ver. Çok güzel ya. Şimdi kadınlar vücut geliştiren erkeklerin tek bir bölgesini çekici buluyor. Bununla ilgili olarak bütün erkekleri uyaralım. Boş yere başka yere kasmasınlar. Kalf dedin. Kalfın nerede? Göster bana kalfını. Göster çocuğun kalfını. Ya çok hızlı çıktım evden bu sabah, kalfları telefonunu bile unutacaktım neredeyse. Olur mu canım? Hep biliyoruz. Kalf şey mi? Kalf adeta yarım kavun büyüklüğünde olan. Evet, kavun büyüklüğünde neresi olabilir? Kavun büyüklüğünde olan bölgemiz neresi? Yarım kavun değil ya. Orta boy kavun. Ha. Olsun, orta boy yarım yamalak kavunu... Yani yarım yamalak bir şeyler canlandırmayın insanların kafasında. Ama lütfen. İşte şurası değil mi Oktay ya? Kalf. Evet orası abi. Yani bu sevgili dinciler, özür dileriz. Özel konuşuyoruz biraz da. Yani alt mikser olmasa ben de çıkart masaya böyle bir kalf koyacağım ama önünde mikser yani. Var sonra koyamıyorsun. Onu... Adonis kası mı Fahir? Adonis. Kadınların erkeklerde baktığı kas. Orası nereye denk geliyor, tekabül ediyor Oktay? Şu bölge. Bakayım. Tam şurası. Kasık. Abaküs yani. Abaküs yani kasık bölgesi diye geçer. Evet. Değil şimdi dil demeyeyim ya aslında, şimdi tek bir kas. Avatar'a gider kası mı? Neye giden kası mı? Hani bu Avatar'ın kafasında dövme var ya, bir tane aşağıyı gösteren. Yo, Çukur filminde, Çukur dizisinde var böyle üç tane şey. Biriz canınız falanınız filanınız. Aşağıyı gösteriyor falan, o mu? Ha, ok ya mu bu diyorsun? Baklava yapıyorlar ya bazıları. Aha. Bu baklavanın altında bir de üçer oluyor. Avatar'a gider diye. Ha yok. Aşağıyı göster. Avatar'ın kafasında olan şey bazılarında aşağıda oluyor. Yapıyor. Evet. Orası orası. Oraya tekabül. Şöyle olan. Verevine. Verevine dediğin şöyle. Kesişen kaslar. Bugüne kadar hiç çıkmamış bir kas. Çerkek çekiyor değil misinler şu anda? Valla lütfen. 500 yıla yakın köklü bir tarihi olan The Royal Society, yani sosyetenin böylesi, Türkçemize çevirecek olursak, bir cemiyet var. Bu cemiyet kelimesi de çok hoşuma gitti benim ya. Cemiyet hayatının önde gelen isimlerinden Ege Kayacan olsaydı ne güzel olurdu. Halbuki hiçbirimizin cemiyet hayatında esamemiz okunmuyor. Ölü Ozanlar Cemiyeti.
Ve şey, bir dakika, neydi o cemiyetin Fight adı? Fight cemiyeti. Çok cemiyetlere hayır, girmesek. Şey şey cemiyetiydi ya. Çok bu siyasete. İttihat Terakki yok. Ondan sonra şey cemiyetler vardı ya. Ne cemiyeti? Zararlı ve faydalı cemiyetler. Yani zararlı cemiyetler, faydalı cemiyetler. Neydi Oktay ya, zararlı cemiyetler? Mesela reddil hak diye bir şey var mıydı? Vardır şüphesiz. Cemiyet vardır, diye. Evet yani orada vardır Fahir. Çünkü dünyada her şey var. Değil mi? Her şey sonuçta insanın olduğu yerde her şey var diyelim. Şimdi bu cemiyetimizin yaptığı araştırma 500 yıllık araştırma. Hani 1 yıllık, 3 yıllık, 5 yıllık, 10 yıllık, 100 yıllık değil. Tam 500 yıllık bir araştırma. Bir takım gerekçelerle güçlü görünen ve bir kavgaya girdiğinde o kavgadan üstün çıkacağını düşündüğü erkekleri kadınlar hala çekici bulunuyor. Efendim, birisinin elinde kavgaya girerken lövye vardır. Hı-hı. Öbürsünün elinde manivela vardır. Birisi bir kamyon adam getirir. Kimisi de tek başına baba yiğit bir şekilde ortaya çıkar. Griffith diye üniversitesinde kriminoloji alanında araştırmalar yapan Aaron Sale konuyla ilgili olarak şunları belirtiyor. Eski dönemlerde dediğim antik Roma, antik Yunan ve antik Mısır. Evet. Yani işin içinde ne olması lazım? Ve cağ kebap. Antik cağ kebaba hoş geldiniz. Antik olması lazım. Eski dönemlerde erkeği çekici ve heybetli kılan iki unsur vardı. Nedir? Neydi? Bir, geniş göğüs mü? Bir dakika ya. Eski dönemde kadın olduğunuzu düşünün. Eski dönem dediğin antik Roma'dasın ve bir kadınsın. Yani bugün kadın olduğumuzu düşündük. Onu zaten yaptığımız için eski döneme gittik ve o dönemde mi kadın? Sabah sabah içiniz erkek çekiyor, dedirteceğim ben size. Tamam, eski dönem ne kadar eski Fahir? Antik Yunan mı? Sene milattan sene 5. Fahir çok büyük konuşuyorsun yani. Sene 5 ya. Yıl tamam, olarak kaç? Gittik, düşündük abi, evet. Efendim biz 5'teyiz daha. Saçma yıllar geliyor yani, saçma dedim şöyle. Sene kaç? 5. O dönemlerde de öyle mi diyorlardı? Benim adım Helen'miş. Senin adın Helen'miş. Senin adın neymiş Oktay? Dorothy. Ne olur Dorothy. Senin de Despina olsun. Despina. Biz Helen'le Despina'ymışız. Hep Instagram'a niye beraber fotoğraf koyuyorsun. Antik Yunan dedin, kadınız. Ama tamam, kadınsın. Sen Helen, ben sana bir şey demiyorum. Tamam. Helen ol. Sen de daha şey ol, cevriye ol. Niye olmuyor? Tamam, ben cevriye olurum. Ne işi var bu Turko'nun antik Helen'de? Olur mu canım? O da oradan geçerken Orta Asya'dan çıkmış, erken çıkmış yola ve oralara gelmiş. Ve çok güzel de bir şarkıyla geliyor. Aman cevriye hanım. Tamam, teşekkür ediyorum. Tamam, şey, cevriye kafanıza, cevriyesin. Ve o dönemde erkek... Ben halen Helen'im. Sen hala Helen'sin. Benim hep hayalim bir site kurmakmış. Site devleti. Antik Yunan sitelerini ben kuracağım diye çıkmış. Hayır, site devleti. Senin amacın bir site devleti olması ve site devletinin başına geçeceksin. Evet. Sen eşinden boşanmışsın, bir tane de oğlun varmış. Çünkü benim gönlüm Homeros'taymış. Ay yavrum arkadaş, gel ya. Gel de bağla işte. Homeros'ta. Ama Homeros da evliymiş, sana yüz vermiyormuş. Bir taraftan da Homeros'un karısı sana şey gönderiyormuş habercilerle. Hı. Beyimden uzak dur diye, senin aklını alırım diye sana yol. Benim aklımda Fedon diye bir beydeymiş. Ve şimdi bu Helen'le, benim aklımda Fedon diye bir beydeymiş. Sen iyice kendini şey yani Oktay, yani Allah Homeros Allah. Homeros mu Fedon mu ya? Oktay. Antik Yunan'ın şeyi oldu ya. Homeros'un torunuymuş benim aklımdaki. Allah kahretmesin. Gerçi Homeros değil. Siz şimdi kahveye gitmişsiniz. Kahveye gitmişsiniz dedim. O dönem çünkü kadınlar kahveye birinci nesil kafe. Birinci nesil kafe. Neden? Sene 5. Sene 5'te olunca daha birinci nesildesiniz. Gittiniz beraber. Ama aynı zamanda kitaplar da varmış o kafede. Ve de seramik saksılar içinde çiçekler. Kitaplar yok Oktay. Kitap kafe. Kil tabletler. Eski şeylerden. Kil tablet kafe. Hayır. Benim öyle bir hayalim var. Sen hayır. Şimdi o dönemlerde yazılı kağıda geçilmiş ama. Geçilmiş. Sen, daha yeniymiş. İlk basım eserleri beğendiğin için hep kil tabletleri. Kilin sıcaklığını, kokusunu seviyorum diyormuş. Kile ben kaka kaka yazıyormuşum. Ben yazıyormuşum. Kaka kaka dedi yani, kakmalı oymalı anlamında. Zaten ülkemizde site kurulmuş, site devletlerinden oluşmuş. Antik Yunan sitesi. Site devletinin siz şeysine gitmişsiniz. Şöyleymiş. Kafesine vay. Gitmişsiniz. Hem kahveciymiş burası, hem de kil tabletler satıyormuş. Orijinal bir fikir. Küçük objeler. İşte, evet. Küçük objeler cam satılıyor. Cam çiçekler, el yapımı saksılar. Ben minik sunak almışım bir tane. Ve kaktüs. Allah belanızı versin. Bir de kaktüs. Tamam kaktüs Oktay. Kaktüs. Her tarafta da Frida varmış. O zaman daha yok. Frida kim ya? Frida daha yok. Benim işte hayalimdeki o kadın.
Tek kaş. Frida tablosu varmış. Ha. Her tarafta mesela koltuk döşemeleri falan hep Frida'ymış. Kırlentler falan hep Frida'ymış. Kırlentler, duvarlarda Frida. Kim bu kadın falan diyorlarmış. Benim aklımdaki kadın diyorum. Siz şimdi sohbet ediyor musunuz? Tamam mı? Cevriye ile şey mi? Cevriye ile Helen tamam. Konuşuyorlar. Helen geliyor diyor ki şöyle de Fedon böyle yaptı da. Şimdi Fedon biraz da hercai Fedon. Cevriye sormuş bana Fedon nasıl diye. Ben de şey demiş bilmem iyidir herhalde diye bozuk olduğumuzu belli etmiş. Bozuk olduğunuzu belli etmişsiniz. Hı hı. Sen de diyorsun ki kuzum Helen sen bu Fedon'da ne buluyorsun Allah aşkına diyorsun. Helen'e dönüyoruz. Helen sen cevap ver. Ne buluyorsun Fedon'da? Ben ne arıyorsun? Bir erkekte aradığın olmazsa olmaz özellikleri. Bronz sen mi? Çünkü zaten hep geçmişi özlem. Bronz çağı yaşanmış zaten. O dönemin erkekleri hep Fedon gibi geziyormuş böyle. O esas şey herkes üstünü başını çıkartıp vücuduna ne sürüyormuş? Jojobaları sürüp. Fedon ya. Ne buluyorsun sen o Fedon'da? Helen. Sakal anlatsın. Mı? Tam bana değil Cevriye'ye anlat. Bana anlatacağım ya sabah. Ya bir erkekte ne arıyordu o dönemde kadınlar? Güzel. Sen o dönemin ses, bir kadını değil misin? Bir dokunuş efendim. Kadın ruhundan anlaması. Fedon'un üç özelliği. Hayır. Bakımlı olması. Hayır, iki tane diyeceksin ki keşfetmedeki becerisi. Keşfetmedeki becerisi. Ve genetik kalitesi. Ve genka. Yani genetik kalite. Genetik kalitesi. Keşfetmesindeki becerisini de şey diye açıklıyorsun. Yani beni keşfettiğine göre. Vücudumun gizli saklı köşelerini keşfetmiş Fedon. Ben de şeyi soruyormuşum sana. Peki ya problem çözme kabiliyeti? Onu soruyormuşum. Yok, sen... Çünkü benim bir erkekte aradığım özellik oymuş. Bir de bilişsel yetenekler. Bilişsel yetenek. Problem bir de çözme bilişsel yetenekler. Bir de ekip çalışması. Bunları soruyormuşum. Keşfetme yeteneği vücutta nerede varmış? Alında mı? Adonis kasında. Adonis kası dediğim zaman. Ay durun ya, ben bu kafedeki sohbetinize bir küçük mola vereceğim. Şöyle. Kitap kafe. O dönemdeki biz gözünüzde canlandırmaya çalıştık sevgili dinleyicilerimizin ama maalesef çok başarılı maalesef olduk mu olamadık mı? Cehalet karşımıza çıktı bu konuda. JoyTürk'te Modern Sabahlar devam ediyor sevgili sanatseverler. Baştan düşünmediğimiz için yepyeni bir konuyla karşınızdayız. Hayatınızın sonuna kadar aynı şarkıyı sabah akşam dinleyecek olsanız hangi şarkıyı seçerdiniz? Bunun mesela yemek olsaydı cevabı kelleydi. Çünkü bir gün gözünü yerim, bir gün yanaklarını yerim, bir gün beynini yerim diye bir fıkrası bile vardır onun. Ay yani bir tane şarkı seçme hakkınız var, onu söyleyelim. Ama şöyle soralım. Ha, sor nasıl? Bir sor? Tane şarkı seçeceksiniz sevgili dinleyiciler, iyi kalpli insanlar ve fakat o şarkının mesela. O şarkıyı gerçekten meşhur etmiş sanatçıdan dinleme şansınız var, imkanınız var. İşte CD'den, ondan sonra başka bir grubun mesela o şarkıyı söylemesi o zaman olabilir. Cevap benim net ya. Yani istediğiniz versiyonu ve istediğiniz şey ortamda dinleme şansı var. Gelip size mesela siz uyurken böyle başınızda söyleyecek o sanatçı. Mesela Tarkan'ın bir şarkısı. Mesela. Kış Güneşi mesela. Gelecek. Siz uyurken öyle bir imkanınız var. Ama bir şarkı. Ha, tamam. Benim çok hazır aslında. Benim de net. Benim de hazır. Hotel California. Allah kahretmesin Ege seni ya. 50 bin tane versiyonu var işte. Zaten bugüne kadar çok dinledik ya. Ya herkes eskiden dinlersin. 50 bin tane versiyon olması önemli değil. Versiyonu olmayan bir şarkı söyle mesela. Yani hiç söylenmemiş bir şey. O Sen Olsan Bari. Hmm. Tamam mı? Sen Olsan Bari miydi şarkının ismi? Sen Olsan Bari. Sen Olsan Bari. Sen eğer o şarkıyı seçersen herkes söyleyecek senin için. Anlatabildim mi? Sana özel söyleyecekler yani. Aleyna Tilke'nin öyle şarkısını... Daha önceden söylenmiş olması şartı ben yok. Ben istersem şeyden mi dinleyeceğim? Manuş Baba'dan mı? Manuş Baba'dan rica edeceksin. Manuş o da, Baba'ya ricacı olacaksın. Tabii o da efendim, bir cariye çevirecek. Madem bu şarkıyı seçtiniz geleceğim söyleyeceğim. Benden isteyeceksin mesela. Ben geleceğim söyleyeceğim. Sen kendi yorumunu katacaksın ama şarkının temeli aynı mı? Temeli aynı. Sözler aynı. O zaman değiştiriyorum ben. Hotel California. Yesterday. Veya Let It Be çaldır Ege. O da güzel olur. Veya şey, Gypsy Kinski hayranları çok mutlu olacaktır. Joby Joba. Na 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 na. Mozart'ı ya değiştiriyorum ben. Tekrar. Ama Türkçe olsun da Türk sanatçılar. Türk yani sanatçı. Giriş gitmesin. Türkçe mi? Çünkü bana şey Türkçe olur. Türkçe bir şarkı seçeceksin. Patlar onun şeyi.
Tabii. Ama bir de ruh halin ona dönecek, onu söyleyeyim sana. Ne çalacaksın? Diday diday day, diday diday day. Yani sürekli olarak. Tam bir... benim hayatımı anlatan bir şarkı işte. Diday diday day. Nasıl işler? Diday diday. Yavaş söyleyince diday diday day. Yani hüzünlü olduğunda, yani yavaş çaldığında hüzün veren. Aynı Hababam sınıfının müziği gibi diyorsun değil mi? Aynı. Aynen abi. Aynen. Telefonumuz 0212-368-6240, Twitter adresimiz @modernsabahlar. Faça sayfamız facebook.com/modernsabahlar. WhatsApp ihbar hattımız da 0530-961-5727. Valla Oktay, yazdın mı yazamadın. Sen yazamadım, daha yazmakla ya meşgulsün. Sen yazamayınca ben onları kopyalayıp öbür tarafta yazamadım. Birazdan yazacağız. Yani o konuyla ilgili kafanızda aman yazmadılar hala falan diye bir soru işareti olmasın. Ama tek bir şarkı dinleyecek olsanız. Tek bir şarkı var. İstediğiniz sanatçıdan dinleyebiliyorsunuz zaman için. Ay sıkıldım bunu şimdi biraz da falancadan dinleyeyim. Hadi bir Mor ve Ötesi söylesin bu şarkıyı bana falan deme şansınız var. Her sanatçı, her grup kendi tarzıyla aynı şarkıyı söylüyor. Sizin için sadece. Ay, hemen niş cevaplar gelmeye başladı. Sevgili Erkan, Erkan Taşmaz şöyle demiş. Ne demiş? Bah 1068. Doğru. Yani Bah 1068 diye bir Bah şey. Bah 1068 benim bildiğim kadarıyla İstanbul'da bir site. Güzel bir site ismi olur da. Yalnız söylenemez, çalınır. Niş niş çalınır sürekli olarak. Hani söylenme değil, enstrümantal de olma olup olmayacağı konusunda bir kural koymadık. O konuda serbestsiniz. Yani ister Bah dinlersiniz sabahtan akşama. Efendime söyleyeyim, kimsenin dinlediğine herkes karışamaz. Yani o yüzden de rahat olun. Ama tek bir şarkı seçecek olsanız, insan zorlanıyor ya. Acaba şimdi ilk aklıma geleni ben seçiyorum şey mi olur? Yanlış mı seçmiş olurum? Yoksa bir hata yapmış olur muyum? Ya sıkılacağın garanti zaten. Tabii ki sıkılacağız. En geç sıkılacağın şarkı yani. Ama ben galiba şey yabancı seçeceğim gibi geliyor ya. Yani çok işte niş kaçmazsa yani onu yapacağım galiba. Yok abi, bakma. Sen seç ya. Ne? Seç ya, niye niş kalsın? Sonuçta senin şeyin yani. Ha? Senin seçimin olacak abi. Sen uğraşacak duracaksın hayatın sonuna kadar. O zaman Metallica, Nothing Else Matters. Hasan da gitmiş saç ektirmeye. Değiştirdim. Let dil veled iştili ile değiştirebilir miyim? Sürekli bir coşku halinde ol. Bak burada mesela tartışıyoruz. Keşke başka bir şeyden Oğlum delireceğim. Oynamaktan hep dipçik gibi kalırım. Ama bunu da hüzünlü anlarında yavaş olacak. Tabii yavaş. Manuş Baba'ya söyletirim mesela. Diyeceksin, oradan gözünden bir yaş dökülecek. Adnan Baysal yazmış bize. Modern sabahlardan cüceyim ben. Bunu da kim söylesin? Manuş Baba mı? Manuş Baba değil. Bu sefer Hakan Altun söylesin. Aslında şey de olabilir ya. Bak bir taraftan düşün de. Telefonun sahnesi çok iyidir. Sahnesi çok iyidir hakikaten. Yani bir taraftan düşünüyorum. Veya şey ya, ve huzurlarınızda Zinet Salih. Zinet Salih'den bir şarkı dinleyebilirim ya. O da böyle bir beni şey yapabilir. Hayır, ya. Hayır, sorumuz o değil. Ne? Sorumuz hangi sanatçı? Gönlümü çektirdiğini şey yapıyorum ya. Zinet Salih'in bir şarkısını söylemen lazım o zaman. Zinet Salih'in bir şarkısını. Şarkıyı soruyoruz, sanatçı değil. Tamam, telefonun ucunda bak, çaresiz bekliyorum. Nothing Else Matters, Zinet Salih'e söyleyeceğim. Var mı, tamam mı? Buna da itiraz edebilir misin? Hiç kimse itiraz edemiyor. Ay, sevgili Furkan yazmış. What a wonderful world. Kim söylesin? Daha ilkinde ben sıkıldım. Olur mu canım, Fatih Erkoç söyleyecek. Ama ben bir düet istiyorum galiba. Fatih Erkoç'la Sinan Erkoç kardeşi, o da yani niye bu aralar? Fatih Erkoç da Zafer Peker söylesin Fahir. Neyi? What a wonderful world mü? Çok garip bir ikili olmasına rağmen bir kendi içinde bir mantığı olan bir şey bence. Aslında tabii. Şey de olabilir. Soner Arıca'yla Kadir İnanılır. Onlar da yeğendir. Veya Soner Arıca'yla Nicolas Cage. Ay Oktay Bey, yazdınız mı artık, ben yazacağım ya ha. Yazdık. Yazdıysan tamam, bir artık sıkıntı yok. Onu da ben dinleyicilerimizle paylaşayım, façeden paylaşayım. Bah demiş Erkan, okuduk mu onu? Okuduk Oktay Bey, programı lütfen yakından takip edin, dalından yiyorsunuz. Hiç... Bah kataloğundan 1068. O şarkıyı bir çalabilir misin Ege bize? Tamam. Yani şarkı mı diye geçer? Ne eser olarak? Diye geçer. Eser diye geçer. Bah verke verzeşni. Eserinden 1068. Ay. Yalnız söyler nasıl çalınır demiş. Vay neler gelmiş. Oo, bak. Gelenlere, gülenlere teşekkürler. Oktay sen buradan bir kuple söyler misin? Söyleyeyim abi. Dalida'dan. Bak sevgili 1113 yazmış. Dalida'dan
Parole, parole, parole. Parole, parole, parole. Ama bunu demiş. Palavra, palavra, palavra. Yani kim söylüyor bunu? Ajda Pekkan Ayda. Söylesin. Ayda Pekkan. Ayda Pekkan diye. Hatta Ayda Bardağı diye bir de geçer. Bir gün Ajda Pekkan'dan, bir gün Semiramis Pekkan'dan dinleyebilirsin mesela. Bebeğe bakmakla da bah demiş ya. Bah hastasım ya. Bah da hakikaten ülkemiz tam bir niş cenneti ya. Yani hakikaten. Kataloğu geniş abi Bach'ın. Eser kataloğu çok geniş. O yüzden seçmek herhalde ne demiş? O kadar kompleksmiş ki sıkılmak uzun zaman alır. Çok farklı enstrüman kombinasyonlarıyla çeşit üretilir. Tabii tabii. Atilla hocamız ne demiş? Masaralan sonlar benim hala umudum var olabilir. Her şey çok güzel olacak filmin sonundaki rock and roll versiyonu ama. İstediğiniz versiyonda dinleyebiliyorsunuz. Tabii canım, istediğinizde de söyletebiliyorsunuz şarkıyı. Öyle işte illa o söyleyecek diye bir hadise yok. Ama dalından yemek isteyenler de var. 49.95 yazmış. Dumandan ne istemiş olabilir? Her şeyi yak o. Her şeyi yak değil, dertli dertli. Bir şey soracağım. Öyle dertli dertli bak. Özür diliyorum ya. Bir de senden dinlemiş oldu işte. Bir de ben de, isterse ben de söylerim yani. Tabii o hakkı var. O hakkı her zaman baki. 67, 17, bir şey, bir şey açığımız var yalnız. Neydi? Şimdi bugün hayatta olmayan sanatçıların bir şarkısı eğer gündemde olursa ne olacak? İsterim Manuş Baba'ya söylet. Allah Allah. Adamın işi gücü yok, senin şeyine mi gelecek ya Manuş Baba? Hep Manuş Baba. Manuş Baba bu arada çok. Valla ben 5 saat kuaförde zaten adam oradan çıkacak koşa koşa gel hop tekrar. Ay, mesela Palavra dedik ya. Evet. Palavra şarkısını belirliyorsan eğer Ajda Pekkan'dan o şarkıyı sana özel söyleme tamam. Söylemesini isteme İstediğin hakkım tarzda. Var. Tamam. Ve gerçekleşiyor böyle. Tamam. Dedi. Tamam. Şimdi mesela Damla Hanım Barış Manço müsaadenizle çocuklar demiş. Canım eski kayıtlardan dinleteceğiz. Ben nereden şimdi Barış Manço bulayım? Yapamam ki yani. Ama onu baştan düşünecektik. Onu baştan biz düşünecektik. Onu hep açık kapı bıraktık. Vallahi ona da yapacak bir şey yok. Barış abi aşk olsun. 67-17 ne yazmış? Açık Michael Bublé. Michael Bublé'dan kim olabilir? Michael Bublé. Bublé'dan ne olabilir daha doğrusu? Michael Bublé kim bu arada ya? Michel Bublé. Michel Bublé öyle bir adam Michel var ya. Bublé. Michael Bublé. Cazlı mazlı bir şeyler yapıyor. Cazlı mazlı. Şu anda sıçradım. Şarkıların aynısını söyleyen adam. Evet. Feeling, feeling good kaliteli. Baby. Feeling good. It's a good day. It's a good day. It's a good day. Silahlar ve güllerden Cennet Mahallesi demiş Darveder. Yani Guns N' Roses'dan Paradise City. Ondan sonra tabii ki her zaman olduğu gibi kim söyleyecek demiştim bunu. Sevgili 9568'den hemen çakmış cevabını ve bizim de hakikaten dinleyicilerimize bir şekilde tanıttığımız, bazıları biliyordur bazıları bilmiyordu ama hastası çok oldu. Kobra Murat sabah akşam. Oh. Ama direkt Kobra Murat'tan istemiyor kendisi. Bu parça olsun diyor. Ama hı-hı. Kim söylesin? Kim Kuşum söylesin? Ahmet be. Olur mu ya? Kuşum Ahmet kim ya? Kuşum Ahmet kim ya? Hakikaten öyle birisi yok ya. Bizim yılbaşı çıkar... ışıklarını yapan adam. Çıkarırız canım öyle sanatçı. Ne olacak? Kuş olur Ahmet olur. Red red. Red dedi. İki tane D ile söylenir. Hmm. Tek D gibi okunur. Red'den dinlemek isterdim kalite markayı. Ben de gripinden. Tweet Tix şöyle yazmış. Mozart Türk Marşı. Makbul vatandaş puanlarımı Fahir Bey'e iletmenizi ediyorum. Teşekkür demiş. Ediyorum valla. Aktarılabiliyor mu ya makbul vatandaş puanları? Aktarılamaz. Aktarılamaz, çünkü devredilemez. Sevgili 5593 ne yazmış? Mircan Dede neredesin? Sevgili Emre yazmış bunu. Ya da Çubuklu Yaşar'dan Ali Dayı. Onu biliyor musun Ali Dayı? Yok bilmiyorum. Çubuklu Yaşar değil. Çubuklu Yaşar Fahir. Tamam. Çubuklu. Oynak bir şarkı. Yani Çubuklu. Çubuklu Yaşar deyince sanki böyle yanında sürekli çubuk taşıyan bir Yaşar Bey geliyor gözümüzün önünde. Ya ama birinin isminin başında bir yerin şeyi varsa ha, oradan bir... güzel oynak şarkı çıkar. Ay sevgili herkes de hınzırlık peşinde ya. Vallahi hastası oluyorum hepsinin. 77-15 nasıl bak tır tır kafa çalışıyor. Kesinlikle bolero. Zaten sürekli enstrümanlar değişiyor. Bir de metal versiyonu, caz versiyonu falanlar filanlar derken her daim gerçekten coşkuyla bolero yaşayacağız. Bolero biliyorsunuz çalınması en zor eserlerden biridir klasik müzik dünyasında. Neden?
Neden? Çünkü manivelayla çalınır. Manivelayla hızı değiştirilerek çalınır çünkü. Modern sabahlar. Modern sabahlar devam ediyor sevgili dinleyiciler. Bu sabahki sorumuz sizi biraz düşündürecek gibi. Düşündüreceğe benzer. Hayatınız boyunca aynı şarkıyı dinleyeceksiniz. İstediğiniz biraz müzik dinleyeyim dediğiniz her anda aynı şarkı çalacak ama sıkıldığınızda aynı şarkıyı başka sanatçılardan da dinleme şansınız var. Hangi şarkıyı dinlemek isterdiniz ömrünüzün sonuna kadar müzik namına diye soruyoruz. Telefonumuz 0212 368 62 40 Twitter adresimiz @modernsabahlar ve WhatsApp ihbar hattımızda 0530 961 57 27. Biz baştan düşünemedik ama iyi kalpli dinleyicilerimiz hakikaten konuyu evirdi çevirdi ve biraz şey konusunu da konuşuyoruz. Aklınızda olsun bu aralar. Daha doğrusu saat 10'a kadar hangi şarkıyı kimden dinlemek isterdiniz? bir şekilde ona döndürdüler. O konuda sevdiği sanatçı ayrıdır, sevdiği şarkı ayrıdır. Evet. İkisini bir araya getirmek. İkisini de konuşuyoruz hakkı. Yani. Yani win-win dedikleri hadise bu değil mi? İşte onlardan bir tanesi. Nisa Solmaz geliyor huzurlarınızda. Zinet Salih'den Akdeniz Akşamları. Zinet Salih'i ben uydurmuş olabilirim ama Akdeniz Akşamları kesin bilgi. Akdeniz Akşamları sabahtan akşama vallahi insan bütün yaz dinlediğim bir şeyi bildiğimiz 3 versiyonu yok mu onun? Bir kaç versiyonu var? Ya? Var Haluk olur mu? Var, her sahilde bir versiyonu var Ege. Evet sen, ya. Ben kayıtlıdan bahsediyorum. Mesela. Hepsi kayıtlı onların. Evet, istersen kayıt edebilirsin. Kimlerin gönüllere kayıtlı? Ege. Gönüllere kayıtlı, telefonlarda kayıtlı. Gönüllere kaydedilen başka bir şey daha var. Sevgili Seyhan Menevşe yazmış. Gönül yazar elbette. Zeki Müren. Zeki Müren. Sadece Zeki Müren söylesin. Gözlerini gözlerimden ayırma hiç. Gözlerini. Hepsi söylenecek diye bir şey yok. Gözlerini gözlerimden. Aydın yazmış bize. Hmm. Neşet Ertaş geliyor, geliyor. Doyulur mu? Doyulur mu? Doyulur mu? Geldi. Peki o zaman Ezgi İpekçioğulları Önder.com adlı internet sitesinden bize yazan Özge Hanım tahmin ediyorum. Ne o ya? Allah ne bileyim o kadar uzun isim olunca ben de onu bir internet sitesine dönderdim. Tanrı istemezse yaprak kımıldamazmış. Kımıldamazmış hatta düşmezmiş. Düşe yazmış. Ali Tekin Türe miydi o? Değildi galiba ya o Ali. Ali Tekin Türe de söylerse olur Ali ya. Ali Tekin Türe'nin yazmadığı yazmış. Tek şarkı diye geçiyor olabilir. Ondan sonra Didem Tosun. Ama onu da olabilir bilmiyorum. Yani. Evet hakikaten. Bilen dinleyicimiz varsa cahillik etmiş olmayalım. Cahille sohbet olmaz diyorsanız bize bilgilendirebilirsiniz. Didem Tosun ne yazmış? Ne yazmış? Kesinlikle ve kesinlikle Haleluya. Haleluya. Sabah akşam Haleluya. Yani bir coşku bir enerji veriyor bana diyor. Gitti şu anda. Şu anda makbul vatandaş puanını alamadınız. Hiç yani Didem Hanım kusura bakmayın. ondan sonra çok güzelmiş. Kobra Murat kaliteyi isteyen Ozan Pavarotti söylesin demiş. Söyleyemez ki coşkulu. Ayrıca Pavarotti de söylüyor Pavarotti. Vallahi Pavarotti zaten söylemeye çalışmak için yanımıza gelmesiyle bir coşku olur bence. Ege. Gerilim, coşku bir araya. Rokette de değil mi Pavarotti? Tabii canım. Sizlere ömür Oktay Bey toprağı günaydın bol olsun. Günaydın efendim. Günaydın. Kimle görüşüyoruz efendim? İmge Ankara'dan. İmge Hanım şu radyonuz var ya şu radyonuz. Ah başınıza ne geliyorsa he o be bu radyo. Ama biz duyuyoruz. Biz tamamen duyuyoruz. Kısın. Tamamen kısın. Yani evet. Kapattınız. Teşekkür ederiz. Siz de çirkin bir şey dinliyorsunuz anladığım kadarıyla radyodan. Ondan da rahatsız olduk. Bizi arıyorsunuz. Yok ya, başka program. Bir şey. Biz miydik o? Ya, bizdik tabii canım. Bana biraz yavan geldi. Bizi dinlesenize. Bizi dinler misiniz? Neyi dinlemek istiyorsunuz ve kimden dinlemek istiyorsunuz? Hanımefendi buyurun. Hayatınızın sonuna kadar bir şarkı. Yapamıyorum modern sabahlar. Yapamıyorum mu? O nasıl ya yapamıyorum? Ben yapamıyorum. Deli Müjgan'ın şarkı. Ha, Deli Müjgan. Ay bizi de mutlu ettiniz ya. Bize de bir iş çıktı yani. Vallahi sektör açtınız bize. Güzel söylüyorsunuz ama. Çok güzel şarkı değil mi? Hiç canlı dinlediniz mi grubu? Yok hayır. Hmm. Peki sadece bir şey soracağım. Üçümüz beraber mi yoksa bizden istediğiniz özel birisi var mı? Yani aramızdan birisi mi söylesin? Üçümüz birlikte. Ama aramızdan birisine söyleyecek olsanız kime söyletirdiniz? Neden? Fahir. Teşekkür ediyorum ya vallahi hiç kırmıyorsunuz. Bence Fahir söyleyince danslar da var. Danslar da var. Benim danslı sahnem masla. İyidir. Zaten iki kişinin bu hayatta sahnesi iyidir. Hakan Altun ve Fahir Öğünç. Altay? Altay'ın da sahnesi iyidir ama bizim kadar lezzetli midir o acaba? Kusura bakmayın efendim kendi aramızda bir sohbete daldık. Çok teşekkür ederim. Sağ olun. Ben teşekkür ederim. Sağ olun. Hoşça kalın. Ozan yazmış bize. Hababam sınıfı tema müziği.
her moda göre düzenlenebildiği için çok kullanışlı. Onu şeydi. Söyledim ben zaten başta. Ha, bir haftadır programımızda yerli yersiz bu örnek veriliyor ya. Bir şey söyleyebilir miyim Ege'cim, hazırlıklarını yap. Tamam. Egeciğim, ne hazırlayacağımı bilmiyorum ama. Ne hazırlayacağını gayet iyi biliyorsun. Makbul vatandaşlık puanlarını hemen kime gönderiyoruz? Sevgili 5724 929'dan aramış bizi. Tabii ki Ayten Alpman bir başkadır benim memleketim. Ve Müşerref Akay'la devam ediyoruz. Bones yazmış. Pentagram. Ama şarkı hangisi? Sonsuz. O nasıl? Sanırsın. Öyle bu. Oydu değil mi o? Çalsak mı acaba, vaktimiz varsa ilgi? Ama çok güzel şarkı var. Şimdi bütün dinleyicilerimize haksızlık etmeyelim. Sevgili 5443'ün cevabı heba mı olsun? Yabana mı gitsin? Yaban. Yaban. Yaban eller. Pilli bebek. Hatta bazı ortamlarda pilli bebiş diye de geçer. Pilli bebekten hangi bak. Veya insandan örülmüş duvarlar içindeyim. İkisi de aynı şey olabilir değil mi? Doğru söyledim olabilir. Değil mi? Olabilir. Olabilir. Pilli Bebek şarkılarından bir tanesi. Doğa yazmış bize. Ah bu şarkıların gözü kör olsun. Hem tezat hem değil. Ne demek o? İşte ah bu şarkıların gözü kör olsun. Tek şarkı dinliyor ya. Hem tezat değil aslında, çok tutarlılık var. Yani bu şarkı hariç bütün şarkıların gözü kör olsun. He. Allah onları kahretmesin. Tamam, anladım. Evet. Sevgili 4261, senden daha güzel kim söylesin senden Duman. Daha? Hayır canım, Duman'ı. Başkası mı söylesin? Tabii ki başkası. Zinet Selim mi? Müslüm Gürses söylemiş miydi Müslüm Gürses bunu? Senden söylemedi. Daha güzel söylemedi galiba. Söyleme ya. Ama söyleseydi çok güzel olma mıydı? Çok güzel olurdu. Daha harika güzel olurdu, mükemmel olurdu, çok da tatlı olurdu. Evet, niye söylemedi acaba ya? Galiba denk gelmedi tam o şarkı ona. Valla hayatını bir belgesel tadında yaşamak isteyenler de var. Sevgili 4654. İpek Yolu müziği mi? İpek Yolu'nun müziği nasıldı ya? Flüt olsaydı şimdi çalardım. Ben de flüt olsaydı çalardım. İyi olmadığına göre bence hiç uğraşmayalım. Yani ne güzel bağlandı konu. Flüt olsaydı o çalardım şey dedin. Mi sol sol mi re do re mi sol mi re. Çalardık mi, dedik. Sol mi re. Değil mi? Yok, o değildi. Ağzıyla yapabilecek olan varsa sevgili dinleyiciler, şimdi İpek Yolu müziği diye araştırmayın sabah sabah. 0212 368 62 40. Ağzınızla yapacaksınız, flüte gerek yok. İpek Yolu'nun müziği. İpek Yolu müziği. Neydi İpek Yolu müziği? Hakikaten çok enteresan ya. İpek Yolu müziğinin, taş olur. İpek Yolu müziğinin ne olduğunu da bir İpek söyleyeyim. İpek Yolu belgeselini. Evet. İpek Yolu müziği, o yolda yürürken kulağınıza çalınan müzik. Yani gibi de olmasın. Yani. Leon'un müziği olduğuna inanıyorsun da şey, niye inanmıyorsun? Kuşak gibi farkı ortaya çıktı ya, İpek Yolu müziğini bilen yok. Vallahi yok, hakikaten yok. Ağzıyla yapabilen kalmadı bile. O gün Fırat yazmış bize. Another Break in the Fall kimden istiyor? Serdar Ortaç mı? Bravo. Bravo. Vallahi bir coşku olurdu ya. Oldu zaten. Oldu. Yapılmışı var. 4654 ne yazmış? Yabancı enstrüman olarak Schindler's List, yani Schindler'in böylesi, veya Piyanist, yani Piyanist filminin girişi. Veya makinist de olabilir. Makinist bu mantıkta. Yerli Siyah Tuşlar'da Keder. Yerli olarak da eskilerden TRT'de Dudaktan Kalbe dizisindeki kemana bayılıyorum. Evet. Çok onu mesela. O kemanı keman olsa size yapardım da. Keman olmadığı için şu anda yapamam. Aslında ben sohbetli şarkıları daha çok seviyorum ya. Bu konuşmalı mı? Ha, konuşmalı. Palavra mesela. Ya palavra var. Ajda Pekkan söylerken o adam vır vır konuşuyor arkadan. Bir de şey de vardı işte. Mi ver. Cüneyt Gökçen. Mi fa. O adam dediğim ha, Özdemir Erdoğan. Özdemir Erdoğan. Sol la si. Ya dikkat et. Sezen Aksu değil o ya. Değil mi? Hayır, ha, değil. Değil değil, doğru. Sezen Aksu, o albümde Sezen Aksu'nun bestesi var diyor onlar. Evet, herkes Sezen Aksu zannediyor. O albümde söyleyen o değil. Yani. Ve Sıla Severler geliyor. Yani kim olduğunu takdirinize bırakıyoruz. Sıla Severleri. Aramızda Sıla Sever kim var? Ben varım. Sevişmeden uyumayalım. Ege'cim bir kere herkes şeyini yaptı. Sen zamanında simgeyi seçmedin mi? Sen simgeyi seçtin abi. Doğru. Sen simgecisin. Sen simgecisin. Sıla Fahir. Sıla Fahir. Oktay Demirci seninki de. Gülizayla. Gülizayla. Bu kadar yani, bunun paylaşımı zamanında yapıldı. Doğru ya. Bitti. Baştan düşünecektim. Baştan. Evet sevgili Sıla Severler. Sıla'dan Özledim Oni şarkısını seçerdim. Başka ses istemezdim diyor. Özledim Oni mi? Onu yani anlamında kullanmış. Evet. Fatih Kartel demiş. Aa bak, söyletecekler illaki. Yani hakikaten söyletecekler. Ama söylememek için zor tutuyorum kendimi. Söylemeyeyim en iyisi. Teşekkür ederiz Fahir. Bu çelişkiyi de anı anına bize aktardığın için. Fatih yazmış bize. Cezadan
Türk Marşı. Kaçıncı defa geliyor? Ankara dinleyicilerimiz de puan açtık ya. Valla bir delik buldular. Herkes oradan tıkır tıkır giriş yapıyor. Delik mi? Delik delik. Delik baba. Günaydın efendim. Günaydın. 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 Pardon, alamadım sesinizi. Hemen kimle verelim sesimizi. Kimle görüşüyoruz? Kimle görüşmekteyiz? Öznur Güner ben. Nereden arıyorsunuz? Ankara'dan arıyorsunuz. Ağzınızla evet. Müzik yapmak için mi aradınız, cevap vermek için mi? Evet, ağzımla müzik yapmak. Hangisini istiyorum. Yapacaksınız? İpek yolunu mu? İpek yolu. Tamam, evet. Vallahi bir fonu biraz alalım. Alt biz fonu. Hiç hatırlayamadık yani. Sevgili dinleyicilerimiz de yaşı yetenler dinliyoruz. Tekrar anımsasın, gençler de öğrensin. Evet, buyurun. Herkes gözünün peki. Önünde bir deve canlandırsın şimdi. Evet. Estağfurullah. Resmen aynısını yaptınız ya. Yeter herhalde. Çok güzel yeter. Oldu ya. Sanki bir yerde kahvaltı verilmeye başlandı da onu bize duyuruyorlar gibi bir tatil köyü havası estirdiniz programımızda. Teşekkür ederiz. Evet. Rica ederim. Bu arada ben uzun yıllar... Yeter. Hay Allah. Modern Sabahlar. Hoşça kalın. Hakikaten. Bu kadar vaktimiz kaldı ya. Veda şey etmeden olabilir. Önce reklam kuşağı dayayan televizyon programı gibi olduk ama... Lafa dalmış sevgili dinleyiciler. Kaç dakikamız var dedim en son sevgili dinleyiciler gelirken 10 saniye dedi Ege. Hoşça kalın vallahi ağzımızda kalmasın. Modern sabahlar. Modern sabahlar. Modern sabahlar.